karşısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah yardımı vardı. Mesajları netti. Komşumuz Suriye'de 6 yıldır 1 milyon insanın hayatına mal olan, yıkıcı ve bölgeyi istikrarsız hale getiren bir iç savaş yaşanıyor. DAEŞ, El-Kaide ve YPG-PYD gibi terör örgütlerinin Suriye'deki kaosu fırsata çevirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye olarak başından beri tavrımızı demokrasiden, meşruiyetten, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nı örnek gösterdi. DAEŞ'le mücadelede başka terör örgütüne muhtaç olunmadığının ispatıdır dedi. DAEŞ terör örgütüne şu ana kadarki en büyük zayiatı verdiren Fırat Kalkanı Harekatı bu tavrımızın en somut örneğidir. Bu harekat DAEŞ'te mücadele için bir başka terör örgütüne muhtaç olunmadığını tüm dünyaya ispat etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Mayıs'ta Trump'la yapacağı görüşmeyi işaret etti. Suriye ve Irak'ta her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin terör örgütlerinin değil bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'la yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Temenni ederim ki şu ana kadar ortaya konulan, ifade edilen bazı gerçeklerden Amerika'ya gitmeden bir an önce dönülmüş olunur. Amerika öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Dorian açıkladı. Terör örgütü PYD'ye verecek silahların bir kısmı Suriye'de ve silahlar DAEŞ'le mücadele tamamlandıktan sonra da geri alınmayacak. Albay Dorian, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a video konferans yoluyla bağlandı. Gazetecilerin Suriye ve Irak'ta DAEŞ'a karşı yürütülen operasyonlar hakkındaki sorularını yanıtladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'u PYD ve PKK'ya silah vermesi konusunda yetkilendirmesi değerlendirildi. Dorian, verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede dedi. Silahların Raqqa'nın DAEŞ'ten alınmak üzere PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine verileceğini aktardı. Dorian, terör örgütlerine sağlanan bu silahların detaylarına girmedi ancak küçük ölçekli silahların yanı sıra DAEŞ'in bomba yüklü zırhlı araçlarını imha edebilecek kapasitede silahların da verileceği bilgisini paylaştı. Silahların terör örgütü PYD'den operasyon bitmesi halinde geri alınmayacağını vurguladı. Bu Albay Dorian'ın sözleri arasında da tek kelime geçti ama altını çizmekte fayda var. Siz olun yani. Bu Suriye hattında ki örgüt adları sayılırken size söylenen bir takım üç harfler konusunda kafanız karışmasın. Eğer o coğrafyada DAEŞ'le mücadele için falan mesela söyleniyorsa ki işte PYD, YPG, PYJ, DSG, SDG deniyorsa eğer bilin ki o bir PKK terör örgütüdür. Bunların hepsi onu perdelemek için uydurulmuş bir takım kelimelerdir. Kimisine Demokratik Suriye Güçleri ya da Suriye Demokratik Güçleri der. Kimisine işte başka bir takım isimler uydurur. Bilin ki orada aslında PKK'dan söz ediliyor ki zaten hani onların orada DAEŞ'le mücadele için verdiği silahların nasıl dönüp Türkiye'de vatan evlatlarına karşı kullanıldığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şimdi Başbakan Binali Yıldırım'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği tepkileri ekranlarınıza getireceğiz. Bu ABD'nin PKK'ya silah vermesini onaylaması ile ilgili olarak ABD'ye terör örgütü PYD başınıza bela olur mesajı verdi Başbakan Binali Yıldırım. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur.
Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir. Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye doğrudan silah yardımı yapma kararına karşı Türkiye'nin tutumunu bir kez daha hatırlattı. PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz söz konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye NATO da önemli iki ortaktır. Dolayısıyla stratejik düzeydeki ilişkilerimizi ile terör örgütü arasında Amerika bir tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz. Yıldırım, Amerika'ya terörle mücadele teröristle yapılamaz mesajı verdi. Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerikalı müttefiklere o silahların Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısında bulundu. YPG, PKK ikisi de terör örgütüdür. Hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır. Ve bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Ve daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin rahatsızlığının Amerika Birleşik Devletleri'nde en üst düzeyde dile getirileceğini belirtti. Tüm bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız ve Trump bizzat görüşecektir. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, YPG'ye silah verilmesinin vahim bir hata olduğunu söyledi ve bu durum başlı başına bir krizdir değerlendirmesinde bulundu. Yani Türkiye'nin burada tabii oyunu tek başına değiştirme gücü yok ama Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını koruma gücü var. Türkiye kendi ulusal çıkarlarını her halükarda korumaya devam edecek. CHP fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Daha da ne kadar kaynayacak? Yani o kaynama noktası var ya, belli bir sıcaklık derecesi. Orayı çoktan geçmiş durumda. Selin Sayıkböke biliyorsunuz istifa etmişti. Zaten siyasetin dışından gelen bir isim olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcülüğü koltuğuna oturması şaşırtıcı bulunuyordu. Yani CHP'nin sözcüsü konumundaydı. Fakat son gün ne olduysa sözcülüğünü yaptığı CHP'yi, yani sözcülüğünü yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını sert bir dille eleştirerek bu görevini bırakmıştı. Allah selamet versin, göreceğiz ne olacağını. Yerine Bülent Tezcan getirildi şimdi CHP sözcüsü olarak. Tam Bülent Tezcan tam Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp da bulamadığı adam. Zira işte dün Cumhuriyet Gazetesi'ni gösterdim size. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberlere göre CHP'de hiç öyle Fikri Sağlar disipline sevk edilmemiş, Selin Sayıkböke istifa etmemiş, Muharrem İnce bayrak açmamış falan gibi bir tablo vardı. Yani böyle işte her şey yolunda, işte 2019'a dönük hazırlıklar devam ediyor falan. Şey gibi, iç savaş başladığında Suriye'de Esed'in gazetecileri bu şal pazarını gezdirdiği gibi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Cumhuriyet Gazetesi de öyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantıları da öyle. Dün Bülent Tezcan geçti kameraların önüne. Bakın o da öyle. Kim yıpratırsa kapının önüne koyacağım. Nokta. Bu kadar basit. Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gelin kurultayı toplayın çağrıları yanıtsız kaldı. Ülkemizi lütfen yormayın. Olağan kurultay diyerek 8 aya yayarak tartışmayı büyütmeyin, uzatmayın. Sadece ve sadece 2019'da yapılacak belediye başkanlığı seçimini düşünmemeli, daha ötesini düşünmelidir. Artık kurultay kazanmak yetmiyor. Ben 25'i 30 yaparım demek bir işe yaramıyor. Selin Sayıkböke'nin zehir zemberek bir açıklamayla CHP'nin parti sözcülüğünden ayrılması sonrası sözcülüğe atanan
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun kurultay toplamayacağını açıkladı. Muhaliflere meydan okudu. Ha o yol kapalıysa iki tane daha yol vardır. Buna inanan arkadaşlarımız ya parti meclisini ikna edeceklerdir ya da delegenin bir yarısını, yarıdan fazlasını ikna edeceklerdir. Olağanüstü kurultayın nasıl toplanacağı tüzüğümüzde 3 ayrı şekilde ifade edilmiştir. Tezcan, CHP Genel Merkezi'nin söylemini sözcü sıfatıyla da tekrar etti. Partide olağan kurultay takvimi başlamıştır. CHP'li Muharrem İnce elimizde takvim yok demişti. Bülent Tezcan, Muharrem İnce doğruyu söylemiyor türünden cümleler kurdu. Söylendiği gibi ortada tarihlendirilmiş bir takvim yok ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Peki genel merkezin ortaya çıkarttığı sopa işe yaradı mı? Başka CHP'liler için yeni disiplin süreçleri söz konusu olabilir mi? Mesela kimin neyi söylediği değil, söylenen sözün ne olduğudur. Yeni sözcü böyle diyor ancak disipline sevk edilen Fikri Sağlar'ın cümlelerine benzer laflar eden tecrübeli CHP'lilerin sözleri görmezden geliniyor. CHP Genel Merkezi için son tartışmaları başlatan isim eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın sert eleştirileri yok hükmünde. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan sonrası Yüksek Seçim Kurulu ve yargıya dönük olarak ortaya koyduğu sözleri sert bir dille eleştirdi. Bunlar milli iradeye saygı göstermek zorundayız. Bunlar bu kurumlara zarar verir ifadesini kullandı. Devlet kurumlarına zarar vermek demokrasiye zarar verir dedi. Bu Mustafa Kemal ile ilgili tartışmalara da girdi Başbakan Binali Yıldırım. Bunu asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Hazmedemiyorlar. Demokrasiyi, millet iradesini kabul etmemek anlamına gelir. Başbakan Binali Yıldırım'ın eleştiri oklarının ucundaki isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Londra seyahati öncesi açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet liderinin YSK'yı hakarete varan sözlerle eleştirmesine yanıt verdi. Başbakan, herkes milli iradeye saygı gösterecek dedi. Önce siz demokrat olacaksınız. Önce siz milli iradeye tabi olacaksınız. Vesayet zihniyetinden önce kendiniz kurtulacaksınız ki ülke kurtulsun. Bunlar hala vesayetin etkisi altında ülkemizin seçimlerini başarılı bir şekilde yapan ve bugüne kadar defalarca bunu ispatlamış Yüksek Seçim Kurulu'na laf ediyorlar. Onları rencide edecek, onları suçlayacak, hedef gösterecek açıklamalar yapıyorlar. Şiddetle kınıyorum. CHP'de parti içi muhalefetin çıkışıyla kazan kaynamaya başladı. Kılıçdaroğlu yaşananların sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atmak istedi. Başbakan Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun o iddialarına sert yanıt verdi. Sarayın işi gücü yok da başka CHP ile mi uğraşacak? Dünya kadar memleket işi var. CHP'ye sıra bile gelmez. Yıldırım soruyu sorulduğu dille yanıtladı. Salondan ayrılırken de salonda tebessüme yol açan sözleri sarf etti. Ha, saray kelimesini düzeltiyoruz. Külliye. Saray sizin tabiriniz, bizimki külliye. Başbakan bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret niteliğindeki sözleri de değerlendirdi. Binali Yıldırım o sözler kabul edilemez dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kahramanları bizim milli değerlerimizdir. Dolayısıyla bunlara yapılacak her türlü yakıştırmayı, yanlış sıfatları asla kabul etmeyiz, uygun görmeyiz. Başbakan'a 21 Mayıs'taki AK Parti olağanüstü kongresi ve sonrası soruldu. Binali Yıldırım o soruya kendine has üslubuyla yanıt verdi. İşe ihtiyacın var mı diye soranlar oluyor. Bizi erken terhis etme gayretleri olabilir ama siyasette her zaman her şey olur. Şu anda biz bir sorumluluk sahibiyiz. Yıldırım kongre sonrası kendi adına hesap yapıldığını hatırlattı. Cümleleri netti. Beni benden çok düşünen var. Ama herkes işine baksın. FETÖ'nün kirli paralarının izi sürülüyor. Örgüt militanlarından toplanan himmetlerin tutulduğu kasalara
ulaşıldı. FETÖ'nün mali yapısının çözülmesi ve terörün finansmanının önlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir yandan 15 Temmuz soruşturmasını, bir yandan da FETÖ'nün mali yapısına yönelik operasyonları koordine ediyor. FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda himmet kasalarına ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ'nün örgüt üyelerinden ayda 3 milyon lira himmet parası, 18 milyon lira tutarında altın, kurban parası ve fitre topladığı belirlendi. Araştırmalar sonucunda terör örgütünün toplanan himmet ve kurban paralarını terör örgütü militanlarının avukat giderlerinde, örgüt üyeleri için kiralanan evlerin finansmanında, terörist başı Gülen'in talimatlarıyla kurulan düşünce kuruluşlarının finanse edilmesinde, propaganda faaliyetlerinde kullandığı belirlendi. Himmet, kurban bedelleri, zekat ve benzeri örgüt gelirleri, yurt dışı lobi faaliyetlerinde ve terör örgütleriyle irtibatlı olduğu için yakalanan bazı militanların finanse edilmesinde de kullanılıyor. Terör örgütünün iki firma kurduğu, inşaatı devam eden 55 konutluk projeye de kaynak aktardığı tespit edildi. Peki paralar nerede saklanıyor? Çeşitli yöntemlerle finans organizasyonu yürütülüyor. Bazı bankaların kiralık kasalarında örgütün kirli paralarının tutulduğu da tespitler arasında. Kasalarda 597 bin dolar, 300 sterlin, 699 bin liralık banka çekleri, 14 bin 250 lira ve dijital materyaller bulundu. Dün bir trafik kazası yaşandı Denizli'de. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförünün kullandığı araç bir kamyonla çarpıştı. Kazada Mustafa Alper ve şoförü hayatını kaybetti. Başsavcı Alper'in en önemli özelliği bu son dönemde Fethullahçı terör örgütü FETÖ'ye dönük son derece sert ve yürekli bir tavır ortaya koymuş olmasıydı. Ve bu aynı zamanda Başsavcı Alper şehit olduktan sonra FETÖ'cülerin Twitter üzerinden yazmış olduğu sevinç mesajları. Acaba Mustafa Alper bir FETÖ suikastinin kurbanı olmuş olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. FETÖ'cülerin kabusuydu. Denizli Başsavcısı kazaya kurban gitti. Başsavcı Mustafa Alper'in makam aracı Merkez Efendi Caddesi'nde bir kamyonla çarpıştı. Mustafa Alper'le birlikte şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti. Başsavcının koruması ise yaralandı. Kaçan kamyon şoförü Uğur Tufan daha sonra teslim oldu, emniyette sorguya alındı. Vali Ahmet Altıparmak kamyon şoförünün ehliyetsiz olduğunu söyledi. Maalesef ehliyeti dahi yok. Alkolden iki ile ehliyetine el konmuş 2019'a kadar. Ve böyle bir kazayı bize yaşattı. Bu üzüntüyü aileye yaşattı. Hepimizin başı sağ olsun. Başsavcı Mustafa Alper 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk iddianameyi hazırlamış, FETÖ soruşturmalarında da etkin bir rol oynamıştı. Şehit olan Başsavcı Mustafa Alper, FETÖ'cü Tugay Komutanı Kamil Özhan Özbakır için de tutuklama kararı vermişti. Firari FETÖ'cü Emre Uslu, savcının şehadet haberini alınca Twitter hesabından sevinç naraları attı. Cumhuriyet Gazetesi ise haberi Twitter hesabından böyle duyurdu. Paylaşım çok sayıda kullanıcıdan tepki çekti. Hainlerin ölümüne sevindiği o savcı 15 Temmuz'da çocuklarıyla helalleşmişti. O gece yaşananları daha sonra Denizli'de gazeteci Engin Ünal'a anlatmıştı. Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim. Geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Başsavcı çocuklarına vasiyet gibi vedasında asla babanızdan utanmayın mesajı da vermişti. Banka hesabında 15 bin lira var. Bir süre hayatınızı bununla sürdürürsünüz. Anneanneniz ve babaanneniz size sahip çıkacaktır. Bunlar gelir geçer. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp demokrasi şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın.
Bana yakın ol kanla. Gelin şu gazetelere bakalım birlikte. Bekir gel hocam. Gel bakalım. Kalkamadım, kusura bakmasın değil mi? Yaşlı adamlar der ya, ay evladım kalkamadım falan diye. Biraz öyle. Tevellütten kaynaklanıyor. Nasılsınız? İyiyiz. Yani. Var mı yeni çiçekler? Hürmetli çiçekler. Yeni mi o? Güzel. Kızıyorlar sana biliyorsun. Yazık ki atıyorlar ya, adamın mis gibi kolu var, ne hale getirmiş. Sadece sağ kola mı hocam? Orada kalacak değil mi? Sola geçmeyecek yani. Vay arkadaş ya. İyi. Sıkıntı yok. Her şey iyi olur inşallah. Şimdi ay hadi kalkayım. Kendim bir an mahcup hissettim sana karşı. İstiyorsan sen otur. Bütün gazetelerde şu şey var, Amerika'nın PKK'ya silah vermesi meselesi var. Az önce söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Şimdi biz PKK'ya silah vermiyoruz arkadaşım, bizim silah verdiğimiz yer DSG diyecekler size. Bu numarayı yemeyin diye diyorum. DSG denilen şey PKK'nın başka bir adı. Orada PKK'yı rahat kamufle edebilmek için örgüt uydurdular, yapı uydurdular. İçine Suriye Demokratik Güçleri diye bölgedeki pek çok silahlı güçten oluşmuş bir koalisyon kurduklarını söylüyorlar. Ama onun baskın gücü yine tabii PKK. Biz ona PYD diyoruz ya da PYD-YPG diyoruz falan filan. Bunlar da sizin kafanızı karıştırmasın. Bir tane PKK terör örgütü var. Geri kalan hepsi onun bir kolu uzantısı, bağı bağlantısı. Cumhurbaşkanı ne diyecek diye merak edenler vardı. Cumhurbaşkanı PKK-YPG'ye ağır silahlar verilmesini onaylayan Trump'a seslendi. Bölgenin geleceğini tehlikeye atıyorsunuz. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçin. Irak ve Suriye'de her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Müttefiklerimiz terör örgütlerinin değil bizim yanımızda yer almalı. Tavrımızı 16 Mayıs'ta Trump'a ayrıntılı bir şekilde ifade edeceğim. Böyle bir adım bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır. Geçmişteki yanlış adımların Suriye'yi getirdiği durum ortada. Bu sözleri ne zaman söylüyor? Bu sözleri 3 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve Amerikan Cumhurbaşkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Onun arifesinde. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki yani biz 3 gün sonra Trump'la masaya oturacağız da aynı şekilde Trump da 3 gün sonra bizimle masaya oturacak. Yani tam Türkiye Cumhurbaşkanı'nı özellikle bölgesel konuları konuşacağınız bir gündemle Washington'da misafir etmeden 3 gün önce böyle bir karar imzalanır mı? Şimdi Amerika'ya gittiğinde Cumhurbaşkanı şunu öğreneceğiz biz. Öğrenebiliriz yani hani bu çıkabilir ortaya emin değilim. Ama Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden anlaşılacaktır tahmin ediyorum. Trump, Amerikan Cumhurbaşkanı bu kararın altında sahiden imzası var mı? Yoksa Trump'a da operasyon mu çekiyorlar? Trump'a da mı köşeye sıkışıyorlar? Biliyorsunuz Trump'a güven anketi diye anketler yayınlanıyor ve bu rakam şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yukarı 39'lar falan seviyesine kadar gerilemiş durumda. Bunu bilerek yaptıklarını tahmin ediyorum. Yani Trump'ı köşeye sıkıştırma operasyonları yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Bak şimdi şurada bir haber var. Bunu oku. ABD Başkanı Trump'ın seçimlere Rusya müdahalesi iddiasını araştıran FBI Başkanı Comey'i görevden alması derin Amerika'nın aradığı koz oldu.
Watergate skandalı ve Başkan Nixon'ın istifasını hazırlatan Demokrat senatörler ile ABD medyası Trump'ın meşruiyetini tartışmaya açtı. Şimdi istediği FBI başkanıyla çalışma hakkı var mı yok mu Amerikan başkanının? Amerika'daki sisteme göre başkan bu tür yapıların en tepesindeki bürokratları da kendi tercih edebiliyor. Kendiyle beraber görev yapıyor. İsterse değiştirebiliyor. İsterse bir sonraki başkanla da görev yapmaya devam edebiliyor. Değiştirmeyi tercih etti. Şu veya bu nedenden dolayı değiştirmeyi tercih etti. Üstelik de onu yerin dibine sokarak, okudunuz mu o şeyi, görevden alma metnini bilmiyorum. Sonra işte demek ki sen bir şeyleri kapatmaya çalışıyorsun diyerek Amerikan başkanının üzerine gelmeye başladılar. Şimdi buradan baktığınız zaman demek ki Amerika'da Türkiye ile iyi ilişki kurmaya çalışan, Rusya ile bölgeyi de işte iki güç olarak varlık göstermeye çalışan, bununla ilgili bir politika ortaya koymaya çalışan Donald Trump'ın derin Amerika tarafından artık köşeye sıkıştırmak için bir takım operasyonlara kurban gittiğini anlayabiliriz. Var mı sıkıntı? Geçiyorum öbür gazeteye. Ne kadar çok gazete o kadar çok para. Ne kadar çok gazete o kadar çok para diyor adam. Okuduğumuz gazete kadar fazla para verecekti. Yerel gazeteleri de çeksen. Gidiyorsun yerel gazetelere çıkana kadar. Vakit yetmiyor. Vakit yetmiyor. Çok güzel yerel gazete çekiyoruz burada. Bir de senin arkandan bir sürü konuşuyorlar. Onları da duymuyorsun. Aa, en güzeli valla. Kapatacağız sosyal medya hesabını falan. Orada çalsınlar oynasınlar kendi ellerinde. Ben böyle hani geri bildirimler alırsınız ya böyle yazarlar. Bazılarının tarzıdır. Yazıyı yayınlatmadan önce birilerine okuturlar falan. Hani güzelse yayınlayayım falan diye. Bazısı yazıyı okuttuktan sonra, şey yazıyı yazdıktan sonra arkadaşlarına gönderir. Hani fikrine güvendiği arkadaşlara. Nasıl buldun yazım, güzel mi olmuş falan filan diye. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sabah kalkınca sosyal medyayı açıyorum. Bana küfretme sayısı çok yükseldiyse anlıyorum ki çok güzel yazı olmuş bugün. Sabah bir açıyorum şeyi. Twitter, Facebook. Deli gibi bana sayıp savuyorlar. Oh diyorum bugün çok güzel yazı yazdım demek ki. Maşallahım var gene diyorum. Bakıyorum hiç ses yok. Ha demek ki bugünkü yazı olmadı. Hani kimse hiç oralı değilse eğer bugünkü yazı olmadı demek ki diye. Dün de o günlerden biriydi. Dün bir baktım. Yani ne ölmüş annem kaldı. Rahmetli annem kaldı. Ne ev halkı kaldı. Ne ben. Bütün sistematik olarak kafasında yumurta olan başka bir şey. Bir sürü saymışlar sövmüşler. Dedim gene ne güzel yazmışım ya. Vallahi dedim elime sağlık yani. Fezleke'deki CHP imamı Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre FETÖ'den tutuklu iş adamı Ali Yıldırım Yalım'ı arayarak denetimden geçecek 100 şirketi için yardım istiyor. Yalım, Yıldırım'ın bize yakındır dediği şirketler için yardım sözü. Yalım kim? CHP'li Yalım. Özkan Yalım. Şu. CHP'li Özkan Yalım. Özkan Yalım'la diyalogları dosyaya giren sesli. Bu da sesli. Vay be. Bu iş zaten hani FETÖ CHP'nin kapısına kadar gelmiş dayanmış ama bu iş biraz daha mevzu ileri götürecek gibi görünüyor. Yalım sesliyle teknik takibe takılmamak için WhatsApp veya FaceTime üzerinden görüşmelerini istiyor. Cihan Haber Ajansı temsilcisinin isteği üzerine de Koza grubuna operasyonu eleştiriyor. Yani Koza İpek grubuna el konduğu zaman bu CHP'liler çıkıp bir şeyler söylemişlerdi biliyorsunuz. Kimisi gitti. İşte Eren Erdem'dir, Barış Yarkadaş'tır, Mahmut Tanal'dır gitti. Şeyde Koza İpek'i Mecidiyeköy'deki binasında gösteri yaptılar. Kimi işte bunlar gibi kameraların önünde basın toplantısı falan yaptılar. Bunların hepsinin Pensilvanya talimatlı olduğu çıktı ortaya işte. Bunları nasıl yırtacaksınız yani? Türkiye'siz karar verilemez. Uçak mülakatı. Bugün gazetelerde var uçak mülakatı ve fakat şu kuvvet dönüşü. Ve fakat anladığım kadarıyla uçak mülakatı çok kısa. Yani çok kapsamlı iç politika değerlendirmesi yok. Mesela Türkiye'si karar verilemez yazmış ya. Nerede diyor devamı? 13. sayfada.
Bakalım, akşamınkine bakmamıştım. Evet. Uçak mülakatımız bu. Kuveyt dönüşü. Fransa'yı konuşmuş. Sisi bizim gündemimizde yok. Küresel sermaye ülkeye girecek. 21 Mayıs'ta yeni yol haritası. Ha, bu güzel. Bu niye o kadar çabuk geçtiniz ya? Diyor ki doğmamış çocuğa doğum biçilmez. 21'inden sonra, 21 demek olağanüstü kongre demek. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti genel başkanı olması demek. Başbakan olunca 100 günlük bir proje açıklamıştım. Şimdi inşallah yine kongrenin ardından da tabii ki bir yol haritası açıklarız dedi. Adı 100 gün mü olacak sorusu için gülerek yanıt veriyor. Benzer, yani 100 olmaz da belki 6 ay olur ifadesini kullanıyor. Yani 21 Mayıs'tan kongreden sonra 6 ay içinde çok ciddi gelişmeler olabileceğinin sinyalini vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu gelişmelerle ilgili olarak iki başlık verebilirim size. Vereyim mi? Sürpriz bozulmasın ama. AK Parti'nin merkez yürütme kurulu ve merkez karar yönetim kurulu, yani en tepedeki iki organında çok ciddi değişiklikler olabilir. Burada bir işte farklı görevlendirmeler, yani bu vakte kadar parti içerisinde önemli görevler elde etmiş isimler yürütmeye kaydırılabilir. Yürütme içerisinde önemli görevlerde bulunmuş isimler yürütmeden alınıp partide önemli görevlere getirilebilir. Beştepe'de şu ana kadar başdanışman ya da sözcü ya da başka konumlarda önemli görevler icra etmiş olan isimler varsa onlar yürütmeye geçebilirler. Dışarıdan yürütmeye bazı isimler gelebilir. Yani bir işte 3 merkez düşünün. AK Parti Tepe Yönetimi, Bakanlar Kurulu ve Beştepe'deki başdanışmanlar kadrosu. Bu üçü arasında rotasyonlar olabilir. Yorum. Bu üçü arasında rotasyonlar olabilir. Dışarıdan da bu 3 yere, yani Beştepe'ye de, Bakanlar Kurulu'na da, efendim parti tepe yönetimine de yeni görevlendirmeler olabilir. 21 Mayıs'tan sonrası dedi o. Şimdi şunu görelim. Sen şunu çek. Bu Mustafa Alper bir trafik kazası geçirdi dün. Ve bu trafik kazası sonrasında FETÖ'cüler sevinç çığlıkları atmaya başladılar. Öyle ki şunlar okunuyor mu? Görülüyor mu onlar? Yani akıllara durgunluk verecek bir şey. Bir sevinç çığlığı. Şimdi size önce şu haberi okuyayım, sonra size bir iki hatırlatmam olacak. Bir dosya arıyordum, onu buldum. Onu anlatacağım şimdi size. Darbe girişimiyle ilgili ilk iddianame yazılan başsavcı Mustafa Alper'in makam aracına yan yoldan çıkan hafriyat yüklü kamyon çarptı. Kamyondaki hafriyat da kaza sırasında makam aracının üzerine yığıldı. Korkunç kazada Mustafa Alper ve 32 yıllık makam şoförü Muzaffer Akşehir'in hayatını kaybetti. Kamyon şoförü kaza sonrası kaçmaya çalışırken yakalandı. Şoförün ehliyetine alkollü araç kullandığı için 2019'a kadar el konduğu ortaya çıktı. Şoför sorguda. Şimdi şu Twitter mesajını görebiliyor musun? Okumuyor mu çok net bilmiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi veriş şekli. İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti. Tövbe estağfurullah. Emre Uslu, Denizli Başsavcısı binlerce masum kadın, çocuk, genci içeri tıktı. Üstüne kamyon devrilmiş, ölmüş. Yaşasın zalimler için cehennem. Kazadan bir gün önce Fethullah'ın köpeklerinden biri Tuncay Opşin kazadan bir gün önce hizmet, Fethullahçı terör örgütünden söz ediyor. Önümüzde ateşten bir deniz var. Atlarınızı ateşe sürün derse
tartışmadan yapmanız gereken bir dönem diyor. Bak bu köpek, bu aşağılık köpek örgüt elebaşı Fethullah Gülen'den aldığı emri yaymakla görevli köpek tam bu kazadan bir gün evvel hizmet önümüzde ateşten bir deniz var atlarınızı ateşe sürün derse tartışmadan yapmamız gereken bir dönemdeyiz diyor. Ertesi gün bu kaza yaşanıyor. Ertesi gün bu kaza yaşanıyor. Kaza yaşandıktan hemen sonra da Emre Uslu vallahi ne güzel oldu diyor. Yaşasın zalimler için cehennem diyor. Anahtarları FETÖ'ye teslim etmiş olan Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi de şu. Mustafa Alper'i kamyon biçti. Mustafa Alper'i kamyon biçti. Şimdi bu bir trafik kazası elbette olabilir. Dün Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ açıkladı ki göreve giderken geçirdiği bir kaza sonucu kaybettik savcımızı diye. Dolayısıyla inşallah şehittir. Allah şehadetini kabul etsin. Göreve giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğine göre. Şimdi Susurluk'ta bir kaza oldu. 3 Kasım 1996'da. Bu kaza pek çok kirli ilişkinin ortaya çıktığı bir ilişkiler ağını ile bizi tanıştırdı. İşte mafya, polis, siyasetçi ilişkiler ağı. Ve bu işte o vaktin derin devlet ya da gladiyosu falan filan diye anlatılmıştı. Şimdi bununla ilgili olarak tabii işte, adli tahkikat süreci başlatıldı İstanbul'da, savcılıkta. Belli bir yere kadar geldi. Bir de mecliste komisyonlar çalıştı. İşte bugün CHP'nin genel başkanlığa aday olan Fikri Sağlar o komisyonun da sözcüsüydü aynı zamanda. Komisyonda çok saygın, çok tanıdık isimler vardı. Mehmet Elkatmış gibi, Mehmet Bedri İnce Tahtacı gibi falan çok saygın isimler vardı. Ve bunlar Susurluk sürecini çözmeye, anlamaya ve hem aynı zamanda yargının işini kolaylaştırmaya hem de kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyorlardı. Sonra arka arkaya bazı şeyler oldu. Söylüyorum. Şunu. Şu listeyi belki hatta gösterebilirsin. Evet. 29 Ağustos 97 Ertuğrul Berkman. Bozüyük Eskişehir yolunda çimento fabrikası bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu. 40 metre sürüklendi. Berkman'la birlikte eşi Gülseren Berkman hayatını kaybetti. Kızları Aylin Berkman yaralandı. Hakim Akman Akyürek İstanbul Maslak'ta. Susurluk Komisyonu raportörüydü. Hakim Akman Akyürek bir kamyonun altına girdi Maslak'ta. Çok az küçüldü mü bunu? Ya ben ne kadar küçüldüm. İlla ki soldan dışarı taşıyor bu Seyhun ya. Bunu ben bir türlü beceremedim. Şöyle çektiğim zaman ancak böyle durabiliyor. Bıraktığım zaman geri dönüyor. Neyse. Mehmet Bedri İnce Tahtacı. Fazilet Partisi milletvekili. 21 Kasım 99'da Almanya Köln'e gitmek üzere meclis hoşmanlarındaki evinden çıkıp otomobiliyle Esenboğa Havalimanı'na yola çıktığında önce orta refüjdeki ağaçlar ardından aydınlatma direğine çarptı. 39 yaşındaydı. Orada öldü Mehmet Bedri İnce Tahtacı. Cengiz Çelik, özel harpçı. O da keza bu şekilde bir kazayla hayatını kaybetti. Ve Efraim Barut, Abdullah Çatlı'nın ortağı olarak tanıtıyordu kendini. O da Gebze yakınlarına doğru içinde bulundukları arabanın önüne kamyondan bir çuval düştü ve arabayı devirdi. Orada da Efraim Barut öldü. Şimdi bu adamların ortak özelliği neydi? Bu adamların ortak özelliği Susurluk'taki kirli ilişkiler ağını ortaya çıkartmak isterlerken trafik kazasında ölmeleriydi. O yüzden biz biraz bu trafik kazaları meselesine daha yakından bakıyoruz. Dolayısıyla da evet bu sahiden bir kaza olabilir ama olmayabilir. Bak Güneş Gazetesi bir kaza daha vermiş. Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 3. kattaki daireden kaçmak isteyen bir FETÖ'cü balkondan düşüp öldü.
Polis ekipleri örgüt toplantısı yapıldığı tespit edilen Balıkesir'deki bir eve baskın düzenledi. Polisin geldiğini öğrenen Erzurum İrşad İmamı Mustafa Hikmet Kayapalı iddiaya göre evin balkonundaki demirlere tutunarak gizlenmeye çalıştı. Ancak demirin kopması sonucu 59 yaşındaki FETÖ'cü 3. kattan düşerek öldü. Acaba öldü mü? Yoksa konuşacak diye korkusundan biri onu aşağı mı attı? Bu da çıkacak ortaya. Nasıl gidiyoruz? Var mı sorun? İstek gazete var mı? Şu gazeteyi verelim, bu gazeteyi vermeyelim diye. Şey çok güzel ya. Saray değil külliye, söyledikleri de yalan. Söyledikleri külliyen yalan. Güzelmiş. İfade çok güzel yalnız. Saray değil külliye, söyledikleri de külliyen yalan. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi saray karıştırıyor diyen Kılıçdaroğlu'na böyle cevap verdi. Saray değil külliye, söyledikleri de külliyen yalan. Güzel. Fidan Akar ve Kalın'ın ABD görüşmeleri nihai değildir. Arkadaşları dinleyeceğiz ancak Sayın Trump'la yapacağımız görüşme belirleyici olacaktır. PD silah yardımı yanlıştan bir an evvel dönülmelidir. 21 Mayıs'ta kongremiz var. Bununla birlikte ekonomik canlanmanın hızlanacağı inancındayım. Başbakan olunca 100 günlük proje açıklamıştım. Kongreden sonra yine bir yol haritası açıklarız diyor. 21 Mayıs'ta demek ki bu arada kameralar önüne geçecek demek ki. Cumhurbaşkanı. Ve bir program açıklayacak galiba. Ya az önce bir gazetede şey vardı. Nereye gitti o? Hah. Burada. Bahar'la Murat. Dondurma yemeği. Nereye gitmişler? Dondurma yemeği. Dondurma yemeği mi? Hı hı. Öyle mi? Hı hı. Hadi ya. Vallahi normal dondurma. Dondurma yemeği. Ha. O şey Eser'in evine. Eserlerde dondurma mı varmış? Eser dondurmaları. Her zaman soğuk tutar. Sloganı da hazır. Murat Boz'la aşk kaçamağı sayesinde gündeme gelen Bahar Candan'ın istediği oldu. Bir anda herkesin tanıdığı genç kadın ablasıyla birlikte gece kulüplerinde parti düzenleyerek para kazanmaya başladı. Ha? Fiyatı yükselmiş. Yani şarkı falan söylüyorsa hani geceleri aldığı anlamdaki ücret yükselmiş olabilir. Şey diyorlar bunu sen biliyor musun? Bu eskiden de bunun görüntüleri varmış şeyde. Programda, katıldığı programda. Böyle abuk sabuk konuşmuyormuş eskiden. Daha düzgün konuşuyormuş. Sonra o imaj olsun diye öyle konuşmaya başlamış. Garip garip. Hukuk öğrencisi mi? Ha. Seyhun bu ablanın hukuk öğrencisi olduğunu söylüyor. Ailesi akademisi. Vallahi. Aa ne güzel. Güzel. İnsanın davalarını bu avukata veresi geliyor. Hukuk bitirince tabii. Sonra bir bakmışsın. Herkes dondurma yiyor. Çok ama sen var ya. Sev bunu da işleyebilir miyiz ya? Bizim burada şeyimizi bozuyor ya. Ahlakımızı bozuyor ya. Dondurma falan. Atatürk milli değerimizdir. TVNet'te Atatürk ve manevi kızı Afet İnan'la ilgili küstah konuşmalar Rütü'yü harekete geçirdi. Kanala bugüne kadarki en ağır ceza olan bir önceki ayın reklam gelirinin %5'i oranında idari para cezası verildi. DNR, Remzi, BKM Kitap, Nezih ve bazı marketlerse Mustafa Armağan'ın Derin Tarih dergisini satmama kararı aldı. Başbakan Yıldırım da şiddetle kınadı. Atatürk milli değerimizdir. Bahçeli, namertler Atatürk'ü anlayamaz dedi. Şimdi şu paragrafı özellikle okudum sizlere. Dün dedim ya hani bana cepheden saydırıyorlarsa iyi yazı yazmışızdır diye. Dün dedim ki ya bu dosyasıyla Mustafa Armağan artık kariyerinin sonuna gelmiş demektir. Çünkü yani bundan sonra artık hani birincisi muhtevası itibariyle yanlış bir bilgi. Mustafa Kemal'in manevi kızı Afet İnan'la beraber olduğu bilgisi doğru olacak. Yani ne onu işte en sert dille eleştiren Şevket Süreyya'da ne onun işte Mustafa Kemal'in özel hayatına dair en sansürsüz yazıları topladığı Bozkurt kitabında Armstrong'da hiçbir yerde ben Afet İnan'ın bu durumla ilişkin böyle bir imaya dahi rastlamadığım için dedim ki yani bu bilginin doğru olmadığı anlaşılıyor. Zaten
günümüzdeki diğer tarihçilerin değerlendirmelerine bakacak olursa kimse de onu doğrulamıyor. Hakikaten Mustafa Armağan ve işte öbürü Yeşilyurt iyi bir şey yakalamışlar diyen çıkmadı yani. Bir tane ilaç için onları destekleyen çıkmadı. Dedim ki yani bu hem muhtevası itibariyle doğru olmayan hem de saldırgan bir üslup içeren bu konuşmalar sonrasında Mustafa Armağan bir süre bu işi yapamayabilir. Bu benim temennim de değildi. Bu beklentim de değil. Bu benim bir gazeteci olarak tespitim. Yani bir memlekette işte o orada işte hakim görüşün çok tersinden pek çok şey söyleyebilirsiniz. Biz de burada ezber bozuyoruz. Programımızın da o yüzden uyandırma servisi. Biz de burada gerçekleri söylüyoruz. Bize dayatılan resmi gerçeklerin dışındaki gerçekleri anlatıyoruz. Fakat sahiden gerçekse anlatıyoruz. Yani ne bir manipülasyona ne bir politik operasyona bunu uğratıyoruz. Şimdi hem içi doğru olmayan, yani muhtevası doğru olmayan bir bilgiyi gerçekmiş gibi paylaşıyorsunuz, hem bunu saldırgan bir üslupla yapıyorsunuz. Olabilir. Yani Gazi Mustafa Kemal'in özel hayatına dair bir detay yakalamışsınızdır, bir belge yakalamışsınızdır. Bunu tartışmaya açarsınız. Tartışmaya açarsınız. Ben bu noktada 5816'yı da en sert eleştirenlerden biriyim. Tartışılması da gerektiğini düşünenlerdenim. Ama saldırgan bir üslupla yapılmış ve içeriği de doğru değil. Bu saatten sonra Mustafa Armağan'ın ben kariyerinin zedelendiğini, itibar kaybı yaşadığını söylerken tam da bundan söz ettim. Tam da bundan söz ettim. Kitapçılar Mustafa Armağan kitaplarını raflardan indirecekler. Bu benim temennim değil. Bu bir öngörü, bir durum tespiti arkadaş. Bana kızdılar dün. Dün benim canımı okudular. Demediğini bırakmadı insanlar. 1000 tane Twitter mention'ı var bana böyle sayan söven. Sen Mustafa Armağan'dan ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Benimki bir durum tespiti. Ben bu coğrafyayı tanıyorum. Bu insanları tanıyorum. Ve bu refleksleri biliyorum. Olacakları biliyorum yani. Bunu ben tespit olarak söyledim size. Kitapları satılmayacak. Genel yayın yönetmenliği yaptığı dergi raflardan indi. Bir Diyanar'dan, bir Nezih'ten o derginin inmesi demek. O dergiye ticari olarak darbe vuruldu demek yani. Yani o derginin artık yayın hayatını sürdürmesi zora girdi demek. Ben bunu üzülerek söylüyorum. Her fikrin yüksek sesle konuşulması gerektiğini düşünenlerden ve sansüre karşı en net duranlardan biriyim. Ama bunu yapacaklar dedim. Derdimizi anlatmakta zorluk çektik. Ama bunu yapacaklar dedim yani. Kitaplarını yasaklayacaklar, kaldıracaklar, satmayacaklar, boykot edecekler. Ve perşembenin geliş çarşambadan belli. Darıca Belediyesi konferansını iptal etti. Gireceği bir üniversitenin kapısının önünde üniversite öğrencileri kapıya barikat kurup içeri alıp konferans vermesine izin vermediler. Yani benimki durum tespiti sadece. Sadece böyle bir durum tespitinde bulunduğumuz için linç ettiler. Yapacak bir şey yok ama durum bu. Diyanar, Remzi, BKM Kitap, Nezih ve bazı marketler süpermarket anladığım kadarıyla dergi reyonu olan süpermarketler. Ne günahı vardı Albayrak Dergi Grubu'nun? Ya benim açımdan muazzam dergi külliyatı olan bir grup takip ettiğimiz. Başını derde soktun işte yani. Amerikan tiyatrosu, ABD basını YPG'ye verilecek askeri malzemeler arasında ağır makinalı tüfekler, havan topları, tank savar silahlar ve zırhlı araçları saydı. Trump önce YPG'ye ağır silah verme kararını onayladı. Ankara'dan sert tepki gelince Savunma Bakanı Mattis endişelerinin çözümü için çalışacaklarını söyledi. ABD basını operasyon sonrası silahlar geri alınacak yazdı. Pentagon bunu yalanladı. Bu da Hürriyet Gazetesi'ndeki bir diğer haber. Bekir, eline sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Çok kısa bir ara. Yeri ayrılmayın, uyandırma servisi kaldığı yerden devam ediyor olacak. İstanbul özlemiyle yanıp tutuşanlar, size İstanbul manzaraları getiriyoruz ekranlarınıza. Mecidiye Camii'nden Şehitler Köprüsü'nü görüyorsunuz. İstanbul Ortaköy'de ve Boğaz'ın en güzel açısı, en güzel kadrajı belki de bu. Feriye Karakolu'nun bahçesinden çekilen görüntüler bunlar. Beyazıt'taki Yangın Kulesi'ne mi geldik? Beyazıt'taki Yangın Kulesi tarihi yarımadayı en iyi gören yerlerden biri. Hatta bir rivayete göre bu kule kullanıldığı günlerde
yani sahiden işte tulumbacılara haber vermek üzere kullanıldığı günlerde bir vakit Büyükada'daki yangına haber vermiş. O kadar yani. Açık olduğu zaman hava, sis, pus olmadığı zamanlar İstanbul'un tamamının bu kuleden görülebildiği rivayet edilir. Ne enteresan değil mi? Yani dünyanın en büyük kenti İstanbul ama bir Beyazıt Kulesi'nden bütün İstanbul'u adeta görebiliyorsunuz. İşte İstanbul'u İstanbul yapan o eşsiz manzarayı izliyorsunuz şu anda. Şu saat itibariyle 7.08 itibariyle İstanbul'u İstanbul yapan, tüm dünyayı kendine hayran bırakan, uğruna savaşların çıktığı müjdelenmiş kent İstanbul'u getiriyoruz ekranlarınıza. İstanbul'un dışından bizi izleyenler için hizmette sınır yoktur. Bu da bizim size dev kıyağımız. İstanbul'u izliyoruz. Gözlerimiz açık. Orhan Veli'nin dediğinin aksine İstanbul'u getirdik ekranlarınıza, gözlerimiz açık. Yine döneriz. İstanbul'da sabah gün nasıl başlıyor? Mehmetçik, Gato'da operasyonunda terör örgütü PKK'nın önemli ikmal noktalarından birini daha buldu. Böylece teröristlerin kullandığı 26. cephanelikte ele geçirmiş oldu. Aşağı yukarı 22 gündür, 23 gündür devam eden bir büyük operasyon var. Kato Dağı PKK terör örgütü için çok önemli bir üs konumunda ve onlar Kato Dağı'nı bu denli önemserken vatan evlatları, silahlı kuvvetler Kato Dağı'nı PKK için bakın nasıl cehenneme çevirdi. Terör örgütü PKK'nın inleri vuruluyor. Sızma girişiminde bulunan teröristler toplu halde etkisiz hale getiriliyor. Terör örgütü PKK'nın bombalı tuzakları bozuluyor. Cephanelikleri bir bir ele geçiriliyor. Mehmetçik Kato Doğa operasyonunda büyük bir başarıya daha imza attı. Teröristlerin 26. lojistik üssü de bulundu. Teröristlerin su ve hava geçirmez özel kutularda muhafaza ettiği binlerce mermi, uzun namlulu tüfek, otomatik makineli tüfekler ele geçirildi. 22 gündür süren Kato operasyonu 2900 metre yükseklikte Kato İncebel hattında yürütüldü. Operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sızma ve bombalı tuzaklarda kullandığı cephanelikler ele geçirildi. Silah, mermi, roket atar ve roket başlığı, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 335 silah, 169 bin her türde mermi, 240 el bombası, 243 anti-tank mayını ve roket, 100 havan, 225 havan mermisi, 4 ton patlayıcı, 168 kalem yaşam malzemesi. Teröristler tarafından depo. Mehmetçik zorlu zirvelerde terörist peşinde koşmaya, eli tetikte vatan nöbetine devam ediyor. O nöbet sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da askerlere sürpriz bir ziyaret yaptı. Doldur ve kapa. Şırnak Namazdağı üst bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle mevzide bir araya gelen Bakan Soylu faaliyetler hakkında bilgi aldı. Mehmetçik'le milletin sevgi ve destek mesajlarını paylaştı. Hakkari Çukurca Karataş üst bölgesinde askerlere bombalı tuzak kurmaya çalışan 3 terörist tespit edildi. Bir terörist öldürüldü. Kaçan 2 teröristi yakalamak için operasyon başlatıldı. Bombalı tuzak imha edildi. Hakkari Kırsalı ve sınır hattında son 5 ayda 156 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Terörle mücadele devam ediyor. Ara vermeden, nefes almadan, hız kesmeden Türk Silahlı Kuvvetleri Siirt Kırsalı'nda yapılan operasyonlara dair bir açıklama yaptı. Orada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Siirt Kırsalı'nda alınan anlık istihbarat üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları teröristlerin bulunduğu bölgeye doğru havalandı. Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirlenince terör örgütü PKK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca terör örgütüne ait 2 silah mevziği de imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları üstlerine döndü.
Bu arada İçişleri Bakanlığı da Şırnak Besler Dereler'deki operasyonda 500 metre derinlikte bulunan bir mağarada hava araçları helikopterlere saldırı amacıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Yunanistan'ın başkenti Atina'da Akar Balkan ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Toplantının en dikkat çekici anı Karadağ krizinde karşı karşıya geldikleri Yunanistan Savunma Bakanı ile el sıkıştıkları o andı. Bir yanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, diğer yanda Yunanistan'ın aşırı sağcı ve Türkiye düşmanı Savunma Bakanı Panos Kamenos. Atina'da düzenlenen Balkan ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısında en dikkat çekici an bu el sıkışmasıydı. Çünkü daha birkaç ay önce yaşanan Kardak krizi hala hafızalarda. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Şubat ayında tırmanmıştı. Yunan Savunma Bakanı helikopterle Kardak kayalıkları yakınına gidip havadan denize çelenk bırakmıştı. Genelkurmay Başkanı Akarsa denizden kayalıkların yakınına giderek bölgede inceleme yapmıştı. Kriz kısa sürede tırmandı. Denizden ve havadan tacizlere karşılık verildi. Sık sık denizde kovalamacalar, havada mücadele yaşandı. Hatta Türk Sahil Güvenliği'ne ait bir uçak Kardak kayalıkları üzerine uçtu. Kamenos bu süreçte sık sık Türkiye'ye tehditkar açıklamalar savurdu. Ankara ise sert tepki gösterdi. Orgeneral Akar ve Yunan Bakan Atina'daki toplantıda el sıkışırken nezaketen birbirlerine gülümsedi ama hafızalarda birkaç ay önce yaşananlar vardı. Ayın sultanı, Ramazan'ın müjdecisi Berat gecesini dün idrak ettik. Camiler doldu taştı. Eller semaya açıldı, duaya açıldı. Herkes beratini istedi Allah'tan. İşte İstanbul'daki bazı camilerden Berat gecesi izlenimleri geliyor ekranlarınıza. Eşhedü enne Muhammeden Resulü. Eller semaya kalktı, dualar edildi. Geçmiş günahlar için af dilendi. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar camilere akın etti. En kalabalık camilerden biri de Eyüp Sultan Camii'ydi. Kandil gecesine özel hazırlanan programı dinlemek isteyenler Eyüp Sultan'ı doldurdu. Cemaat camiye sığmayınca dış avluda yer ayrıldı. Bu anlamlı geceye dair İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da Eyüp Sultan Camii'ndeydi. Yılmaz 24 ekranları için konuştu. Berat Kandili'nin Ramazan ayı öncesi bir karar gecesi olduğunu vurguladı. Bu gece bizim Ramazan ayına güçlü bir şekilde karar vermek üzere adım attığımız bir gecedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu gece ile ilgili, bu gecede Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına tecelli ederek kendisinden rahmet dileyenlere, mağfiret dileyenlere mağfiret ettiğini, rahmet ettiğini, yok mu benden rahmet dileyen, mağfiret dileyen buyurduğunu ifade ediyor. Mudar kabilesinin koyunlarının sayısınca, Benikelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanı bağışlayacağına dair rivayetler var Efendimizin. Akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildi. Dualarda buluşulan ortak nokta Türkiye'nin birlik ve beraberliğiydi. Hadi bir hizmet daha yapalım size. Eğer yola çıkmadıysanız ve çıktığınız zaman kullanacağınız yol E5 ise yani D100 ise size oradan bir kare fotoğraf göstereyim. Şu an Cevizli Bağ Merter yönü sol şeritte bir trafik kazası var. Yaralamalı trafik kazası. Sol şeritte gerçekleşti bu kaza. Aşağı yukarı 2 dakika önce çekilen fotoğrafı getirdik ekranlarınıza.
yola çıkacaksanız ve güzergahınız bu hatsa haberiniz olsun. D100 Cevizli Bağ Merter yönü sol şeritte trafik kazası var. Tablo durum bu. Şimdi dün akıllara durgunluk veren bir hadise yaşandı. Ya bunu yapıyorlar. Yapıyorlar ama yani kendilerine bunu nasıl anlatıyorlar? Gece başlarını yastığa koyduklarında ne geliyor akıllarına? Açık söylemek gerekirse anlamak mümkün değil. Bir fast food zinciri, dünyaca ünlü bir fast food zincirinin İstanbul'da çok lüks semtlerden birindeki şubesinde bir mendilci Suriyeli çocuk. Yani ne isteyebilir? Hani acıkmış olabilir, yemek istiyor olabilir, su istiyor olabilir, para da istiyor olabilir. Ben bu şey meselesinde çok farklı düşüncelere sahip olanlardan biriyim. Hani dilencilere para vermeyin, onlara bunu alıştırmayın. Ben bu düşüncede değilim. Bunu sonra bilahare ayrıca konuşuruz, ayrıca değerlendiririz. Ama herhal ve şartta böyle bir tepki herhalde yani görülmemiştir. Market şeyden fast food çalışanlarından birisi bir kaynar suyu çocuğun suratına doğru fırlatıyor. Çocukta yanıklar var. Yanıklar olmasından öte tabii aşağılayıcı da bir tablo. Arkadaşlarımız o fast food zincirinin olduğu yere, o olayın olduğu yere gittiler, konuyu araştırdılar. Daha sonra fast food zinciri açıklama yaptı. Bizi biliyorsunuz dedi, biz çocuklara çok fazla önem veriyoruz dedi. Bu meselenin bizim için ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. O kaynar su fırlatan kadını da kovduk. Bir daha da böyle bir şey yaşanmaması için tedbir alıyoruz dedi. Fakat nafile bir küçücük çocuk böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Yemek yiyip gittik geldi, döktü. Ne döktü? Sıcak su. O elindeki bir bardak dolusu kaynar suyu 7 yaşındaki çocuğun üzerine döktü. Küçük Polat yandı. İşte olayın yaşandığı yer bu ünlü fast food restoranı. Küçük çocuk iddiaya göre buraya mendil satmak için geldi. Üst kata çıktığındaysa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Restoranın kadın çalışanı çocuğu uzaklaştırmak için üzerine kaynar su attı. Küçük çocuk çığlık çığlığaydı. Restorandaki bir müşteri kadına büyük tepki gösterdi, kavga çıktı. Polis geldi, çocuğu yanmış halde bulunca hemen hastaneye götürdü. O kadınsa gözaltına alındı. Sonrası da bu sıcak su üzerine gelen Polat yandı omzu ve sırtı. Çok canın acıdı mı Polat? Ne yaptın sonra? Hiçbir şey yapmadım. Kaçtın mı oradan? Kaçtım. Ağladın mı çok? Ağladım. Şimdi acıyor mu? Hiçbir şey olmadım. Ne dedi sana? Kızdı. Niye kızdı? Ne dedi kızarken sana? Bağırdı mı? Nasıl bağırdı? Git dedi, ben gitmedim. Bu git. Da geldi döktü. Hiçbir şey yapmadım. Sonra kadın seni gördü. Döktü. Hiçbir şey demedi mi? Ben de döktü, git dedi, ben de gitmedim. Polat sen... Serpak mı satıyorsun? Hı. Ne yapıyorsun? Yemek ettik. Yemek mi istedin oradakilerden? Su almaya gittim. Bu parası vardı bu çocuğun. Hı-hı. O biliyor. Dedi anne dedi su alacağım. Ben dedim karşıda Bektonus var, gidin alın dedim. Arkadaşınla da yiyin dedim. Bektonus da alın yiyin canım istiyor, al dedim, verdim. Orada da Bektonus'u hazırlayana kadar bu arada elinde su vardır. Orada çalışan kişi getiriyor buna sıcak suyu döküyor. Bu da ağlıyor. O kadını görmedim. Bilinçli mi yaktı, bilinçsiz mi yaktı? Ondan yani şu mübarek gün günahını almak istemiyorum. Ama iş yerinden şikayetçiyim. Böyle bir şahıs alıp da hadi başka bir türlü yaksaydı. Hadi bunu böyle yaktı, bir başkasını da başka türlü yakabilirdi. Polat'ın durumu iyi. Yaraları kısa süre içinde iyileşecek. Gözaltına alınan kadın çalıştığı McDonald's tarafından kovuldu. Hadi gel şu yerel gazetelere bir bakalım. Fatih günaydın. Antalya Hilal gazetesi. Antalya'ya gelen turistler tatil paketi dışında kent merkezindeki restoranlara gidip yemek yediklerinde kazıklanmaktan kurtulamıyor. Ya işte bazen böyle askerlik yapılan yerlerde de olurdu böyle. Sen nerede yaptın askerliği? Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ı bilmiyorum. Ama Türkiye'de bazı yerler var böyle sadece yani asker işte acemi birliklerinin olduğu falan yerler. Orada da böyle olurdu böyle. İşte 2 liralık köfte en güzeli burada yenir ama falan diye 20 lira falan. Sonra bir süre sonra
doğru yerde yiyebiliyorsun. Yani doğru yeri buluyorsun da hani ilk bir gidişte ilk selamlamayı öyle bir yapıyorlardı. İşte Antalya'da. Şimdi normalde bu şey biliyorsunuz yani. Nedir o? Her şey dahil. Her şey dahil de sahiden de yiyebildikleri kadar yiyorlar. Ben böyle bazı otellerde görüyorum. Yani aynı tabağa pilav da koymuş, pasta da koymuş falan böyle yani. Her şey dahil yanına sonra bedava yiyebiliyor falan filan diye. Hatta mesela gece 11'den sonra içecek almak hakkı bitiyor diye 11'e kadar böyle bardaklarla falan içecek taşıyanları falan görüyordum ben otellerde böyle. Ama neticede hayat öyle geçmiyor tabii. Dışarı çıkıyorlar ve dışarıda da bir şeyler yemek istiyorlar. Fakat kazıklanıyorlarmış. Kazıklanmaktan kasıt ne? Onu anlamıyorum yalnız. Kazıklanmaktan kasıt ne? Mesela kale kapısında daha önce imar dışı bölümler olduğu iddiasıyla gündeme gelen bir restorana yemek yemeye giden 17 kişilik Polonyalı turist kafilesi bir saniye. Bak şimdi. Demek ki bu numaralar yerel gazetelerden ulusal gazetelere hiç değişmiyor. Şimdi haberimiz Antalya'ya gelen turistler tatil paketi dışında restoranlarda yemek yediklerine kazıklanmaktan kurtulamıyor haberi. Yani otellerinin dışında yemek yerlerse normalden fazla para ödüyorlar haberi. Haberimiz bu. Tamam. Habere konu fazla paranın alındığı yerin fotoğrafı bu. Habere konu olan turistlerden fazla para aldığı iddia eden yerin fotoğrafı bu. Haberin giriş cümlesini okuyorum size. Kale kapısında daha önce imar dışı bölümleri olduğu iddiasıyla gündeme gelen bir restorana yemek yemeye gelen... Hoppala! İmar dışı bölümlerine nereden geldik biz şimdi restoranın? Sen burada bir operasyon yapıyorsun, anlaşıldı. Bir hesaplaşma var burada. Birinci sayfa üzerinden bir yerel hesaplaşma var. O hesaplaşmanın içine bir çorba kazana açmışsın. Her şeyi katıyorsun maşallah. Güzel. 17 kişilik Polonyalı turist kafilesi normalde ödemeleri gereken fiyatın üstünde bir fiyatla karşı karşıya kaldı. Turistlerin yanında bulunan İÇE isimli rehberin fotoğrafını çektiği adisyonda toplamda 3.313 lira ödemeleri gereken turistlerden 3.313 lira ödemesi gerekiyormuş. 17 turistin. Adam başı 200 liralık yemişler zaten. Abi şaka mısınız siz? Sen... Bak diyor ki 17 kişilik turist kafilesi normalde 3.300 lira ödemesi gerekirken 4.000 lira para istendi adamlardan diyor. Baba sen zaten adam başı 200 liralık ne yedin? Vay anam. Yani kurban bayramında adam başı birer koç geçsiniz. Vay arkadaş ya. İşte 3.300 yani adam başı 200 liralık yediyseniz sizden 4.000 lira alınması çok normal yani. Adam başı 200 liralık yiyen adamdan ben 5.000 lira da alırdım yani. Hiç acı hiç yiyemezdim yani. Hiç bakmazdım gözüne işte. Adam başı 200 liralık ne yedin sen ya? Abi kaç tabak pilav yiyebilirsin bir oturuşta? Üzerine kaç yaprak döner indirebilirsin? Adam başı 200 liralık ne yer ya bir insan? Vay arkadaş. Ha bu fotoğraf efsane. Klima tahmin ediyor ya. Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi. Efsane fotoğraf. Sıfır tedbirli mesai. İş güvenliği anlayışımız evlere şenlik. Ama bir şey biliyor musun? En sağlamı da bu. Yani şunu şimdi neyle tutarsan tut. Şunun kadar sağlam olmayacak yani. Adamı tutuyor işte arkadaşı. Ondan daha bak ayağıyla da buraya destek almış. Bence muazzam. Türkiye'de her gün onlarca kişi iş güvenliği tedbirsizliği nedeniyle yaşamını yitirirken Diyarbakır'da dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir binanın 5. katının penceresinden sarkarak klimayı tamir etmeye çalışan işçi can güvenliğini tehlikeye attı. Buna benzer başka fotoğraflar da var. Bir göstersene bize Seyun. Al sana işte. Demek ki bu iş böyle yapılıyormuş kardeşim. Bu tabii daha tedbirli bu. Bu hani iki kişi birden tutuyor.
Bu daha fazla tedbir almışlar. Biri de bir öbür pencereden çıkmış, biri arka pencereden çıkmış. Bu işte muazzam. O klima başka türlü tamir edilmez kardeşim. Al, dün çekilen fotoğrafta bu işte. Dün çekilen fotoğrafta bu. Demek ki klima böyle tamir ediliyor. Bir bildikleri var herhalde yani. Bir şey biliyorlar da yapıyorlar. Süpermiş ya. Efsane. Daha komiğini söyleyeyim size. Mıncıkladığı hortumlardan birinde gaz var. Yani şu halde durduğu yetmiyormuş gibi o mıncıkladığı hortumlardan birinden de başka bir arıza çıkabilir. Vallahi bilemedim yani. Hür Söz Gazetesi. Tokat mı bu? Tokat. Tokat Hür Söz Gazetesi. Söylemesi ne zor ya, Hür Söz. Yarım asırlık çöplük park olacakmış. 72 dönümlük vahşi çöp alanı ıslah edilerek park haline dönüştürülecek. Vahşi ne be? Vahşi çöp alanı ne demek? İyi. Vahşi deniyormuş. Bir yaşımıza daha girdik. Yeşilırmak kenarında eski sigara fabrikası karşısında bulunan 72 dönümlük vahşi çöp alanı ıslah edilerek park haline dönüştürülmesi için ihaleyi kazanan firmayla Tokat Belediyesi arasında imza töreni yapıldı. Yapımı 11 ay sürecek projenin imza töreninde proje müdürleri ve firma yöneticileri törene katıldı. Yarım asırlık çöplük park olacak diyor. İnşallah içinde sıkışan gaz nedeniyle başka bir şey olmaz. Ve Denizli'nin acı kaybı. Allah şehadetini kabul etsin. Kahraman savcı Mustafa Alper. Mustafa Alper'i unutmayacağız. Biz tabii bu FETÖ, özellikle 15 Temmuz girişiminden sonra ortaya koyduğu o cesur, o yürekli adımlarıyla Mustafa Alper'i hep hatırlayacağız. Benim aklımdan çıkmayacak olan bazı şeyler var. Onlardan biri de 15 Temmuz gecesine ilişkin olarak çocuklarına bıraktığı vasiyet. 15 Temmuz gecesi çocuklarına diyor ki, bankada 15 bin lira paramız var, birikmiş diyor. Eğer bana bir şey olursa bu bir süre sizi idare eder. 15 bin lira. Yani. Nasıl söyleyeyim size, bir tüplü şahin parası yani. 15 bin lira. Bankada birikmiş paramız var dedi o. Yürekli bir şekilde bu milletin tepesine bombalar yağdıranların üzerine gitti korkusuzca. Başına neler gelebileceği konusunda aldığı tehditleri Denizli halkı biliyor zaten. Nelerle tehdit ettiler FETÖ'cüler. O korkusuzca onun üzerine gitmeye devam etti. Trafik kazası da olabilir. Daha evvel söyledim burada. Olmaya da bilir. Trafik kazası dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter hesabından şöyle yazdı. Göreve gidiyordu. Öyleyse göreve giderken geçirmiş olduğu kaza sonucu Hakk'a yürüdü. İnşallah şehittir yani. Dolayısıyla da Allah şehadetini kabul etsin diyoruz. Denizli Başsavcımız Mustafa Alper'e teşekkürler. Fatih, ellerine sağlık kardeşim. Rize Emniyeti MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarından bir klip hazırladı. Sürücülerin yaptığı kazaların başkalarına ders olması için şimdi ekranlarınıza getireceğimiz o klip ibretlik. Kimi zaman acele, kimi zaman bir anlık dikkatsizlik. Rize Emniyeti sürücüler izlesin, ders alsın diye kentteki trafik kazalarından bir klip yaptı. O klipte Başbakan Binali Yıldırım da yer aldı. Alo. Değerli sürücüler, siz olun. Trafikte araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın. Klipte özellikle seyir halindeyken telefonla konuşmanın getirdiği risklere dikkat çekildi. Çünkü babam cep telefonuyla konuşuyor ve az sonra kaza yapacak. Mesut'cum, ben seni sonra arayabilir miyim? Evet.
Sadece cep telefonu değil elbette, özellikle kavşaklara kontrolsüz giren araç sürücülerinin yaptığı hatalar kazaları beraberinde getiriyor. Aynı zamanda aşırı süratte zaman zaman kazalara davetiye çıkarıyor. Derepazarı yolundaki bu kazada dalgın tır sürücüsünün hatası feci bir kazaya sebep oluyor. Devrilen minibüsteki 20 yolcu yaralanıyor. Kentteki tüm bu kazalarda tek teselli can kaybı yaşanmamış olması. Trabzon'da Çaykara'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yangın paniği yaşandı. Görüntüler Uzungöl'den Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turistik işletmede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle alevler, işte gördüğünüz gibi bu ahşap yapıyı boydan boya sardı. Uzungöl'deki turistik işletmede bulunan misafirler büyük korku ve panik yaşadılar. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun bir süre çaba sarf etti. Binayı küle çeviren yangının çıkış sebebi henüz belirlenebilmişti. Adana'da bir anne 5 yaşındaki oğlunu kaldıkları otelin odasında yalnız bıraktı. Çocuk 5 yaşında, fokur fokur kaynıyor kanı, yaramazlık had safhada, açtı pencereden aşağı doğru sarktı. Sarktığında bizim açımızdan tabii ölümle burun buruna geldi. Çocuk bu durumun elbette ki farkında değil ama etrafa yaşattığı korku dolu anlar kameralarca kaydedildi. Beş yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu amatör kameraya böyle yansıdı. Allah'ım be! Yüreklerin ağza geldiği yer Adana. Şehrin yaya ve araç trafiği açısından en hareketli noktalarından biri İnönü Caddesi. Vatandaşlar 9 katlı bir otelin 5. kat penceresinden bir çocuğun sarktığını gördü. Panik halinde bağırışmaya başladılar. Kısa sürede organize olup düşme ihtimaline karşı kaldırıma halı açtılar. Annesinin ise otel odasında oğlunu yalnız bırakıp alışveriş için dışarıya çıktığı öğrenildi. Tam da bunlar yaşanırken geri döndü. Yukarıya baktığındaysa büyük şok yaşadı. Baygınlık geçirdi. Küçük çocuk yaklaşık 5 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi. Sonundaysa odaya giren otel görevlileri tarafından çekilip kurtarıldı. Bırakma! Lan tutun lan! Allah'ım be! Annesi ise çocuğun yanaklarını, başını ve ayaklarını öperek teselli etmeye çalıştı. Dur lan! Halil yetiş Halil! Ama ondan korkma. Oğlum düşersin. Bırak müdahale etme bırak. Ya bırak müdahale ettin mi düşer. Bırak bir şey olmaz abi. Kendini kollar bırak. Aha işte bırak abi. Sen de düşeceksin. Yok bir şey olmaz. Yok ya bir şey olmaz korkmayacağım. Hey kes diyor ya. Dur bir şey olmaz. Ona motoru getirip eğilecek. Bir şey olmaz dur bir şey olmaz dur. Haydi oğlum ha. Allah'ım sağ emanet diyor. Yok bir şey olmaz. Hadi bismillah. O tarafın Cemal. Çay tarafın Aski. Giden depo duş ya aşağıda. Çay tarafın Cemal. Ya Allah duş. Ne yaptın lan Cemal? Ne yaptın? Kalk oğlum.
Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, coşkuyla selamlıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi Yüce Allah'tan diliyor, temenni ediyoruz. İnşallah öyle olur. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah her şey istediğiniz, dilediğiniz gibi olur. Yunanistan'da tarih kitapları yeniden yazılıyor. Bir komisyon kuruldu. Komisyon tarih kitaplarında müfredat konular, konu başlıkları üzerine çalışmaya başladı. Fakat komisyona seçilen isimler öyle isimler ki uzunca bir süre Yunanistan'da bu mesele, bu tartışma daha doğrusu gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Zira o profesörlerden bazıları İstanbul'a artık Konstantinopolis demeyelim deyince vatan haini ve Yeniçeri askeri ilan edilmişler. Yunanistan'da İstanbul'a artık Konstantinopolis demeyelim dediler, başlarına gelmeyen kalmadı. Kimi vatan haini dedi, kimi Yeniçeri ilan etti. Hu diyelim! Hu! Komşuda tarih kitapları baştan yazılıyor. Kendisi de İstanbullu bir Rum olan Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu bu iş için bir de ekip oluşturdu. Ancak o ekibin başına öyle iki isim atadı ki o isimler aşırı sağcı çevrelerde deprem etkisi yarattı. Tarihçi Haris Atanasiadis, Yunan ordusunun İzmir'de katliam yaptığını, şehri yıkıp yaktığını söylüyor. Pontus soykırımı diye bir şey olmadığını savunuyor. Yunan profesör aynı zamanda artık İstanbul'a Konstantinopolis denmesinin anlamsız olduğu görüşünde. Hatta kitaplardan da bu ifadenin çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Diğer profesörün adı ise Polymeri Savoglis. O da Yunan halkının katı milliyetçilikten uzak, esnek bir kimliğe sahip olması gerektiği düşüncesinde. İşte bu sebeplerden ötürü Yunan basını köpürdü. Tarihçileri, Yeniçeri askeri, vatan haini, akademik dünyanın paraziti ve cahil olmakla itham etti. Karşı görüşlü diğer tarihçiler de gazeteye verdikleri röportajlarda bu iki profesöre ve onları getiren eğitim bakanına adeta kin kustu. Ok Yay'dan çıkıyor. Etnospor Kültür Festivali Ok Yay'dan çıkıyor sloganıyla bugün başlıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan dün 24'ün konuydu ve bu Etnospor Kültür Festivali'nin amaç, ilke ve hedeflerinden söz etti. Kültürel adaletin sağlanmasına yönelik bir hareket olduğunu söyledi Etnospor Kültür Festivali'nin. Biz kendi kültürümüzü kuşanırsak, geçmişimizi daha ciddi bir bilinçle kuşanarak geleceğimizi kurarsak, işte o zaman bize ait ve gerçek anlamda bağımsız bir geleceği inşa etmiş oluruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 24'ün yayınına katıldı. Etnospor Kültür Festivali'ni değerlendirdi. Bu sene en önemli farkımız ilk defa düzenlenecek olan Fetih Güreşleri adlı yağlı güreş etkinliği. 47 baş pehlivanın, onun dışında 250 kadar diğer boylardaki pehlivanların katılacağı, aslında İstanbul'daki en büyük yağlı güreş etkinliğini başlatıyoruz. Bir altın kemeri de olacak bu yağlı güreşlerin. Etnospor'un kültürel adalet hareketi olduğunu ifade etti. Ve aslında etnospor dediğimiz hareket, dünyada kültürel adaletin sağlanmasına yönelik bir hareket ve bunu geleneksel sporlardan başlatıyoruz. Geleneksel spor eşliğinde de kültürün diğer alanlarını da sergilemeye çalışıyoruz. Nitekim geçen sene festivalimizi Etnospor Kültür Festivali adıyla yapmamızın sebebi de bu. 7'den 70'e herkesin keyif alacağı etkinliklerden bahsetti. İf atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece, mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdir bir ve çocuklar için tiyatro, karagöz, hacivat. Onun dışında bölgesel etkinlik çadırlarının beraberinde gelen birçok çocuk oyunlarıyla birlikte. Burası bakın 7'den 70'e. Gelip ailece hoşça vakit geçirebileceğiniz, ücretsiz olarak birçok etkinliği deneyimleyebileceğiniz ve bütün bunları yaparken de ya bizim ne kadar güçlü bir öz kültürümüz var. Neden biz Batı'nın bazı müziklerine, oyunlarına vesairesine, yemeklerine bu kadar özeniyoruz diye belki de bir sorgulamayı yaşatacağız. Bilal Erdoğan vatandaşları 11-14 Mayıs'ta Yenikapı'da gerçekleşecek festivale davet etti. Bizim İstanbullulardan beklentimiz şu:
Çok güzel bir çalışma yaptık. Mahcup olmayacağımızı düşünüyoruz. Yarından itibaren pazar gününe kadar 7'den 70'e ailece bütün İstanbulluları Yeni Kapı etkinlik alanında ağırlamayı umuyoruz ve bekliyoruz. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, dünyanın en büyük 5 fuarından biri olarak kayıtlara geçen İDEF'e yoğun ilgi devam ediyor. Orada yerli ve milli savunma sanayi ekipmanlarımız sergileniyor. 24 ekibi sizin için gitti ve oradaki yerli ve milli araçlarımızı sizin için inceledi. Fuar aşırı büyük. Aşırı ilgi var. Çok güzel. Çok beğendik. Eskişehir'den geliyoruz. Osman. Size gezmeye geldiniz. Aynen. Ben yine internet araştırıyordum ama böyle birebir çok daha iyi oldu. Terörle mücadelede kirpi bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir üstünlük sağlamıştı. Ancak artık o yalnız değil. İki ayrı kardeşi var onun. Vuran ve Amazon. Şu anda biz de Vuran'ın içindeyiz. 9 kişi taşıma kapasitesi var ve aynı kirpide olduğu gibi bütün patlayıcılara karşı dayanıklı. KBRN sistemi, SIS havanları, Aselsan, Duatip'te şu anda silah istasyonu mevcut. Jammer sistemi yine aracımızda mevcut. Yani, ekranda küçük mü görünüyordu sana? Aynen, bayağı küçük görünüyor ekranda. Öyle bir merak ettik, geldik, geziyoruz. Çok güzel şeyler gördük. Şu anda da kirpiyi geziyorsunuz, inceliyorsunuz. Yani evet, inceliyoruz. Nasıl, ekranlarda göründüğü gibi mi? Daha heybetli ya. Savaşan Kartal da burada terörle mücadelede şu anda aktif bir şekilde kullanılıyor. Projesi hatırlayacaksınız tamamlanmıştı. Daha sonra üretim aşamasına geçilmişti. Milli helikopterimizin daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Cirit, Umtaş hepsini buradan ateşleyebiliyor Milli Savaş helikopterimiz. Yine ön tarafında da hemen topu göstereceğim. Burada bir top var. Buradan düşmanın üzerine mermi yağdırıyor Savaşan Kartalımız. Size özellikle bahsetmek istediğim bir şey var. Burada bir kask var. O kaskın özelliği de oldukça farklı. Adeta pilotla helikopteri bir bütün haline getiriyor. Tabii siz şu anda benim gördüğümü görmüyorsunuz ama yani benim baktığım yerin haricinde gözümün önünde adeta her şey net bir şekilde görülüyor. Ben hareket ettikçe benim görmemi sağlayan hem de silah sistemlerinin hedefe kilitlenmesini sağlayan o top da hareket ediyor. Milli silahlar nasıl? Milli silahlarımız çok güzel. Türkiye'de hiçbir şey yapılmadığı söyleniyor hep ama gayet de yapılıyor. Fuarı gezmek için mi geldin? Fuarı gezmek için geldim. Gölcük'ten? Evet, buraya geldim. Nasıl peki, beğendiniz mi? Çok güzel. Yerli imalatlarımız çok güzel. Askeri havacılığın ardından Türkiye sivil havacılıkta da önemli adımlar atıyor. Gördüğünüz bu helikopter Türkiye'nin ilk milli sivil helikopteri. Biz de şu anda kokpitine oturuyoruz. İlk kez bir helikopterde bu kadar büyük ekranlar kullanılıyor. Sadece büyük değil, aynı zamanda dokunmatik. Pilotlar analog sistemlerin yerine işte bu monitörlerden helikopteri kontrol edebiliyor. Türk havacılık ve savunma tarihinde çok önemli bir adım. Tamamı yerli tasarım, tamamı milli tasarım helikopterimiz. 6 ton sınıfında bir genel maksat helikopteri. T-625 VIP versiyonundayız şu an. Bu tasarımımızın amacı VIP müşterilerin kendilerini evindeymiş gibi hissetmeleri. Milli keskin nişancı tüfeğimiz Bora 12'yi hatırlayacaksınız. Bugüne kadar sık sık haberlere konu olmuştu ancak artık yeni bir milli keskin nişancı tüfeğimiz daha var. Görüyorsunuz işte bu büyük silah kendisi tam 1800 metreden hedefi rahat bir şekilde vurabiliyor. Aslında birçok özelliğini Bora 12'nin kullanmaktadır. Tetik kısmında ve dipçi kısmında güçlendirilmiş bir amortisör yapısına sahiptir. Peki neden 15? Sonundaki 15, 15 neyi ifade ediyor? 15 Temmuz'u ifade etmektedir. 15 Temmuz'u? Evet. İstanbul trafiğinin en büyük dertlerinden birisi hafriyat kamyonları. Şu sarı damperli kamyonlar. Onların yaşattığı yol terörizminin önüne geçmek için her gün yeni çareler peşine düştü yetkililer. Ne yapacaklarını bilemiyor insanlar. O hafriyat kamyonlarının yaşattığı terörizmi ortadan kaldırabilmek için. Son çare, araçlara GPS yerleştirilecek. Bu GPS ile sadece bulundukları yer değil, aynı zamanda hız tahdidini geçip geçmedikleri de tespit edilecek. Ara sokaklara hızla dalıyor, trafik kurallarını alt üst ediyorlar. İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü bitmiyor. Yaşanan kazalar ve kaybedilen canlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Hafriyat ve beton mikserleri bundan böyle GPS sistemiyle an be an izlenecek.
Hafriyat ve beton mikserlerinin güzergahların dışına çıkıp çıkmadığı, hız sınırlarını aşmadığıyla ilgili GPS takılarak artık bunların da sıkı denetimini inşallah sağlayacağız. Açıklama Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdeniz'den geldi. Araç takip sistemi il genelinde tüm hafriyat kamyonları ve beton mikserleri için zorunlu olacak. Yeni sistemle kural ihlali yapan ve hız sınırını aşan sürücüler anında tespit edilecek, ceza kesilecek. Son 12 yılda alınan tedbirlerle yıllık ortalama %10 oranında ölümler azaltıldı. Sadece bu da değil, GPS takılı kamyonların yasak yere moloz döküp dökmedikleri de veri tabanında görülebilecek. Bu arada son rakamlar da açıklandı. Ülke genelinde yapılan hafriyat kamyonu ve beton mikseri denetlemelerinde 2255 sürücüye ceza kesildi. 293 araç trafikten men edildi. Tekerlekli sandalyesi çalınan Rıdvan Uçaş'ın hikayesini ekranlarınıza getirmiştik. Hepimiz ona beraber üzülmüştük. Rıdvan Uçaş'ın feryadına Fatih Belediyesi yetişti. İşte Rıdvan'ın yeni tekerlekli sandalyesi. O gün öyle acayip, yani kolum kanadım kırıldı gibi bir şey oldu gerçekten. O anları böyle anlatmıştı Rıdvan Uçaş. İki hırsız tekerlekli sandalyesini çalmış, dünyası başına yıkılmıştı. Koltuk değneklerine mahkumiyeti kısa sürdü. Fatih Belediyesi o gence tekerlekli sandalye hediye etti. Mustafa Demir'e çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, her zaman yanımızda. Yardımlarını esirgemiyor bizden. Her zaman başımızda olsun. Sağ olsun, eksik olmasın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman böyle aralıklarda istenmeyen pozisyonlar oluşuyor işte. Az önce çocuklar aldı aracını dediniz. Bunda da bugün bu sevince ortak olduk. Fatih Belediye Başkanımız bizzat gönderdi. Spor salonunun önünden tekerlekli sandalyenin çalınması kameraya böyle yansımıştı. Rıdvan Uçaş artık o çok sevdiği spor salonuna tekerlekli sandalyesiyle rahatça gidip gelebilecek. Banyo giderinden gelen pis koku az kalsın iki kardeşi öldürüyordu. Mersin'de bir evde, bir mahalle daha doğrusu, isyanda. Sebebi kanalizasyondan evlere dolan bir gaz. İnsanları teker teker zehirlemeye başlayan o gazla ilgili iddialar vahim. Mersin'de mahalleyi nefes alırken zorlayan bu koku iki kardeşin zehirlenmesine sebep oldu. Şimdi yoğun bakımda, ölümle pençeleşiyorlar. Kaynanam yola atıldı sokağa. Oradan arabaları çevirdik. Bir tanesi sağ olsun direkt bize yardımcı oldu. İkisini attık, zaten biri tamamen kendinde değildi. Birinin de gözleri kaymış bir şekildeydi. Olay Akdeniz'in Çay Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli 15 yaşındaki Midya Mustu'yla ablası 18 yaşındaki Ruhlat Mustu banyo giderinden gelen koku sonucu zehirlendi. Ağır koku kanalizasyondan yayılıyordu. Mahalleli evlerde duramaz hale gelince sokağa döküldü. Hatta muhtarın ofisini bile bastılar. Lan kimse var mı? Var mı? Var mı? Koku 4 gündür devam ediyordu. Öyle bir şeydi ki bunun kokusu direkt boğaz yakması, bulantı, baş ağrısı yaptı. Yani birçoğumuzda da öyle oldu. Peki iki kardeş neden zehirlendi? İddialar çok ciddi. Ekipleri aradık, zabıta geldi, meskiden geldiler. Ondan sonra polis memurları geldiler, ölçüm yaptılar burada, test yaptılar. Burada keçi boynuzu fabrikası diye bir yer varmış. Oradan atılan bir kimyasalmış lağımlara. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri örnek aldı. Ağır kokuya fabrika atıklarının kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesinin yol açtığı öne sürüldü. İnceleme sürüyor. Alanya'da sollama yaparken kayan motosiklet karşı yönden gelen otobüsün altına girdi. Motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. O anlar, motosikletin kayarak otobüsün altına girdiği o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Sollarken otobüsün altında kaldılar, canlarından oldular.
Kameraya yansıyan kaza, Alanya'dan bir motosiklet sürücüsü kontrolsüzce kamyoneti geçmek isterken dengesini kaybetti. Kayan motosiklet karşıdan gelen halk otobüsünün altına girdi. Metrelerce otobüsün altında sürüklenen kasksız sürücü oracıkta hayatını kaybetti. Motosikletin arkasındaki Mehmet Dağ ise ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 22 yaşındaki Mehmet Dağ kurtarılamadı. Kazaya karışan kamyonet ve halk otobüsü şoförleri gözaltına alındı. Kars'ta bir gecekondu yıkıldı. Yıkıntının ardından 16. yüzyıla ait bir buzhane ortaya çıktı. Bölge şimdi koruma altına alındı. Gecekondu yıkıldı, 16. yüzyıla ait buzhane ortaya çıktı. Bazalt taşından tonoz kemerli olarak yapılan, çok güzel mimarisi olan bir yapı. Kars Kalesi eteklerinde bir Osmanlı mahallesi kurulması planlanmıştı. Çalışmalar başladı, dozerin kepçelerine tarihi bir kalıntı takıldı. İnceleme sonucu o kalıntının 16. yüzyıla ait bir buzhane olduğu tespit edildi. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp bölgenin koruma altına alındığını söyledi. Bu yapının korunması için gerekli çalışmaları başlattık. Tarihi buzhane restore edilerek turizme kazandırılacak. Şimdi size bir annelik hikayesi getireceğim ekranlarınıza. Kurt yavruları diyelim daha doğrusu. Bir köpek tarafından bakın nasıl sahiplenildi, nasıl besleniyor. Emzirdikleri kurt olabilir ama ne fark eder ki? O bir anne. Şefkati de sütü de hepsine yeter. 7 yavru kurt Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bulundu. Şanlıurfa'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Önce tedavileri yapıldı. Sonra da hayvan barınağından yavruları ölen bir köpek bulundu. Böylece de onların hikayesi başlamış oldu. Aralarındaki uyumsa görülmeye değer. Yavru kurtlar bir süre daha merkezde kalacak. Ardındansa doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Adana'dan bir kaza haberi getireceğiz ekranlarınıza. 10 katlı bir binanın 8. katında güvenlik için file çekmekte olan bir işçi dengesini kaybedip düşünce yaşamını yitirdi. Hayat kurtarmak istedi, kendi canından oldu. Feci kazanın adresi Adana. Burak Tuncer, işçilerin güvenliği için inşaatlarda file döşüyordu. 10 katlı bu inşaatın 8. katına file çekmeye başladı. Binanın 3'te 2'lik bölümünde işini tamamladı. Saat 14 sıralarındaysa geri kalan kısmını tamamlayacaktı. Ancak işler ters gitti. Tuncer dengesini kaybetti, aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki Burak Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşları talihsiz gencin başında gözyaşı döktü. Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İranlı Messi ile tanıştıracağım şimdi sizi. İran'da bir genç, dünyaca ünlü futbol yıldızı Messi'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bu benzerliği önce bu gencin tabii şöhret kattı. Ardından da karakolu boylamasına sebep oldu. Peki ama neden? Messi'ye benziyorsun, karmaşa yaratıyorsun dediler. Gözaltına aldılar. Bu Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi. Bu da İranlı Reza Parateş. Messi'ye çok benziyor değil mi? İranlı genç bu durumu fırsata çevirdi. Tahran sokaklarında Barcelona formasıyla gezdi.
Çakma Mesih'i görenler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ama bu hayranlık önlenemez boyuta ulaştı. Hatta öyle ki bir selfie uğruna trafik kilitlendi. Bakıldı ki iş çığırından çıkıyor, polis odaya el koydu. Messi benzeri genç karmaşa yarattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir süre karakolda misafir edilen Parateş ardından serbest bırakıldı. Sivas'ta bir günlüğüne akrabalarına giden bir aile, eve döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaştı. Açık kalan camdan içeri giren kedi içeride o aileye bir sürpriz hazırlamıştı. Bir tane torunumuz vardı. Bakayım dedim, bir gelin gelmiş mi eve? Gele geldim ki gelinin beşiğinde dört tane şey. Kedi beraber yatıyorlar. Bir buçuk yaşındaki İsmet beşiğini dört minik yavru kediye kaptırdı. Sonra da kedi pencereden girmiş, çocuğun beşiğini eniplemiş. Dört tane şeyi var, eniği var. Aile bir gün evin penceresini açık bırakıp akrabalarına gitti. Döndüklerinde bu sürprizle karşılaştılar. Kedicikler, değişti ya, bu kedi yavrulayacak diye. Aile kedileri sahiplendi. Beşiğinde dört tane şey. Kedi beraber yatıyorlar. Berekettir zahir ki bu da. Neydi? Atacak halimiz yok. Yaşına bak, güzelliklerine nasıl eğeceler. Çatıya koyacağız. Tabii canım, bakarım. Niye bakmayak? Yazık günah abi, değil mi? Abi, şuradan abi. Ara hazır gelmiş. Abi. Uyandırma servisi devam edecek, bir yere ayrılmayın. Günün manşetinin sloganını bulamadım. Sen ne diyorsun? Günün manşetinin sloganı. Zaten günün manşeti. Slogan. Kendi kendine slogan zaten. Biz böyle seviyorlar galiba. Kendisi slogan olan program. İşte okulda, sokakta gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 WhatsApp numaramıza gönderin, değerlendirelim. Herkese yeniden güzel, güneşli, mutlu bir gün temenni ediyoruz. Öyle başlıyoruz bu bloğa, bu dilime. Amerika'dan YPG'ye silah yardımı kararı Türkiye'nin kuşkusuz en çok konuştuğu konulardan birisi. Zira zaten Obama döneminde ABD ile PKK arasında kurulan bu ittifaka dönük olarak çok sert eleştiriler getiriyorduk ve 20 Ocak'ta Trump'ın görevi devralmasını da bir anlamda bu yüzden bekliyorduk. Hani o vakit beklenti şuydu. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri bölgede bir eğer ittifak arıyorsa kendine bunu bir terör örgütüyle yapmak yerine herhalde burada bir konvansiyonel güçle, bir devletle yapacaktır diyorduk. Obama bunu yapmamıştı. Trump döneminden beklenti ise buydu. Fakat 20 Ocak sonrası ABD'nin bölgedeki ittifakları anlamında çok ciddi bir değişiklik olmadı. Dahası bizim gördüğümüz baktığımız pencereden gördüğümüz manzara şu. Dahası bu ittifaklar daha da kuvvetlenmiş gibi görünüyor. Daha evvel sadece mühimmat ve lojistik imkanı sağlanırken şimdi artık ağır makineliler ve zırhlı personel taşıyıcılara varana kadar pek çok konuda PKK terör örgütünün bölge güçlerine takviye desteklerde bulunuluyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu en son çıkan kararı değerlendirdi. Biliyorsunuz Salı günü Amerikan Cumhurbaşkanı ile Beyaz Saray'da bir görüşmesi var. Bunun öncesinde böyle bir kararın çıkmış olmasına çok sert tepki gösterdi. Umuyoruz biz Amerika'ya gidene kadar bu mesele düzeltilmiş olur dedi. Hangi gerekçeyle olursa olsun DAEŞ terör örgütüyle mücadele bir başka terör örgütüyle yürütülmemelidir. Böyle bir adım Suriye'nin ve bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır. Geçmişte atılan yanlış adımların Suriye'yi getirdiği durum ortadadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah yardımına ilişkin ilk değerlendirmesini bu sözlerle yaptı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini, iyi terörist, kötü terörist, böyle bir ayrıma gidilemeyeceğini terörizmin tanımı içerisinde ortaya koymaya çalıştık. Suriye'deki cinayet şebekelerinin tamamına karşı kararlı bir şekilde mücadele yürüttük, yürütüyoruz.
Ankara'nın konuğu Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Koroma'ydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Koroma baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah yardımı vardı. Mesajları netti. Komşumuz Suriye'de 6 yıldır 1 milyon insanın hayatına mal olan, yıkıcı ve bölgeyi istikrarsız hale getiren bir iç savaş yaşanıyor. DAEŞ, El-Kaide ve YPG-PYD gibi terör örgütlerinin Suriye'deki kaosu fırsata çevirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye olarak başından beri tavrımızı demokrasiden, meşruiyetten, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nı örnek gösterdi. DAEŞ'le mücadelede başka terör örgütüne muhtaç olunmadığının ispatıdır dedi. DAEŞ terör örgütüne şu ana kadarki en büyük zayiatı verdiren Fırat Kalkanı Harekatı bu tavrımızın en somut örneğidir. Bu harekat DAEŞ'te mücadele için bir başka terör örgütüne muhtaç olunmadığını tüm dünyaya ispat etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Mayıs'ta Trump'la yapacağı görüşmeyi işaret etti. Suriye ve Irak'ta her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin terör örgütlerinin değil bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'la yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Temenni ederim ki şu ana kadar ortaya konulan, ifade edilen bazı gerçeklerden Amerika'ya gitmeden bir an önce dönülmüş olunur. Amerika öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorian açıkladı. Bu silahlar önemli bir kısmı zaten Suriye'de dedi. Peki DAEŞ'le mücadele bittikten sonra PKK'ya verilen bu silahlar geri alınacak mı? Onu da ilan etti Albay. Albay Dorian, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a video konferans yoluyla bağlandı. Gazetecilerin Suriye ve Irak'ta DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlar hakkındaki sorularını yanıtladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'u PYD ve PKK'ya silah vermesi konusunda yetkilendirmesini değerlendirildi. Dorian verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede dedi. Silahların Rakka'nın DAEŞ'ten alınmak üzere PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine verileceğini aktardı. Dorian terör örgütlerine sağlanan bu silahların detaylarına girmedi ancak küçük ölçekli silahların yanı sıra DAEŞ'in bomba yüklü zırhlı araçlarını imha edebilecek kapasitedeki silahlarında verilebileceği bilgisini paylaştı. Silahların terör örgütü PYD'den operasyon bitmesi halinde geri alınmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanının ABD ziyaretine ilişkin olarak Beyaz Saray'ın sözcüsü resmen bir duyuru yaptı. POTUS yani Amerikan Başkanı 16 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak dedi sözcü. Sean Spicer, Beyaz Saray sözcüsü, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Donald Trump 16 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Görüşmede iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve her türlü terörizme karşı işbirliğimizin derinleştirilmesi konularını ele alacak denildi. Başbakan Binali Yıldırım Londra'da temaslarda bulundu. Sonrasında Yıldırım vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin arkalarında olduğunu Londra'daki Türk vatandaşlarına söyledi. İngiltere Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Yıldırım 15 Temmuz sonrası ilişkilerin başka bir boyut kazandığını da kaydetti. Vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık son zamanlarda bu yaşadığınız ülkeler
de artmaya başladı. Maalesef bu ırkçılığa doğru yönelen bu akım hepimizin ama bilhassa da yurt dışında ya vatan yaşayan sizlerin maruz kaldığı olumsuz bir gelişmedir. Ama şartlar ne olursa olsun şunu bilmenizi istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak her kademesindeki yöneticisi sizin yanınızdadır. Böyle bir olayı yaşamamıza rağmen maalesef Avrupa ülkelerinin birçoğu sus pus oldular. Hiçbir açıklama yapmadılar. Birkaç gün ses seda yok. İşte bu yaşadığınız ülke, İngiltere bunlardan ayrılan bir ülkedir. İlk anda bu darbe girişimini kınayan ve demokrasiden yana olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu aslında Avrupa'nın diğer ülkelerinden ayrışan o gün bizim ihtiyacımız olan bir sesti. Bu olaydan sonra İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler başka bir boyut kazandı. Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Betül Bilsel var Ankara'da. Ankara'daki adamımız bizi bekliyor. Günü gündemi anlatmak üzere. Betül kolay gelsin. Nedir bugün başkentin gündemi? Aslında başkentin gündeminde iki önemli tarih var Ersoy dedi. O tarihlerden ilki 16 Mayıs. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidecek. Yaşanan gelişmeler kapsamında da aslında son günlerde yaşananlarla birlikte de daha da bir fazla önem kazanmaya başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyareti. Donald Trump'la görüşecek. Başkan olmasının ardından ilk kez yüz yüze görüşme sağlanacak. Tabii Türkiye'nin Amerika ile aslında müttefik olmanın yanı sıra aralarında önemli konu başlıkları var. O konu başlıklarından bir tanesi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Amerika'da bulunması. Geri iadesinin istenmesi ki pek çok FETÖ mensubunun da yine Amerika'da bulunuyor olması ve onların iadesi önemli bir başlık. Yine başka bir önemli başlıksa az önceki haberlerimizde de ekranlara getirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PKK'nın kolu olan YPG'ye silah yardımında bulunacak olması. Tabii askeri anlamda destek verdiklerini yani zırhlı araç anlamında destek verdiklerini bu kararın öncesine kadar zaten fotoğraflarla yansımalarıyla birlikte görmüştük. Sınır hattına özellikle Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olan zırhlı araçların geldiği yine YPG askerlerinin sınır hattında olduklarını biliyorduk. Verilen bu desteği aslında sert bir dille eleştirmiştik ancak son günlerde yaşanan o silah desteğinin ardından da Türkiye ile Amerika arasında konuşulması gereken önemli bir başlık daha oldu. Yani o silah desteğinin geri çekilmesinin gerektiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün dile getirdi. Umarım bu yanlıştan tez zamanda dönerler dedi ancak şayet o yanlıştan dönülmezse de önemli bir konu başlığını oluşturacak bu konuda yapılacak görüşmelerin ana gündem başlıklarından bir tanesi olacak. Ankara'nın da öncelikli gündem başlıkları arasında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı seyahat olduğunu söylemek mümkün. Bunun yankılarının yani Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye yaptığı yardım ve Türkiye tarafından yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amerika'ya yapılacak olan ziyaret Ankara'nın önemli gündem başlıkları arasında tabii dış gelişmeler önemli başlıklar arasında. Bir diğer önemli tarih ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Brüksel'de yapılacak olan mini NATO zirvesi. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada da müttefiklerimize duyduğumuz rahatsızlığı anlatacağız. Suriye'deki son durumu anlatacağız dedi. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle dış politika anlamında sınırında yaşanan gelişmeler anlamında duyduğu rahatsızlıkları müttefiklerine anlatması için önemli bir oturum olacak. O tarih içinde yakından takip edildiğini söyleyebiliriz ve Ankara'nın Türkiye'nin kendi önemli başlığıysa 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti'nin 3. Büyük Olağanüstü Kongresi. O tarih merakla bekleniyor. O tarihe kadar yapılan çalışmalar özellikle de büyük
kongre için yapılan hazırlıklara ilişkin detaylar Ankara'da önemli başlıklar arasında tabii yakından takip edilen konular arasında. O gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün önemli bir kaç toplantısı var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Perşembe haftalık olağan görüşme, yani devlet günü. Bugün ilk olarak Milli Güvenlik Sekreteri Seyfullah Hacı Müftüoğlu'nu kabul edecek. Ardından da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la bir araya gelecek haftalık olağan görüşmeler kapsamında. Bu görüşmelerin de öncelikli gündem başlığının terörle mücadele olduğunu söylemek mümkün. Çünkü yapılacak, yakın bir tarihte yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var ve özellikle doğu bölgelerinde, kırsalda ve Türkiye'nin sınırı dışında Suriye ve İran kuzeyine gerçekleştirdiği, terör yuvalarına gerçekleştirdiği önemli operasyonlar var. O operasyonlarda gelinen son aşama ve bundan sonraki süreçte de izlenecek yol haritası kapsamlı olarak değerlendirilecek haftalık olan görüşmeler kapsamında yapılacak toplantılarda Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün de Londra'da olduğunu, Londra'da bir dizi temaslar gerçekleştireceğini söyleyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım Ersoy dedim. Teşekkürler Betül Bizel. Sağ olasın, var olasın verdiğim bilgiler için. Betül Bizel aktardı Ankara gündemini. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Gazetelere geçeceğiz ama gazeteden evvel bir kare fotoğraf göstereceğim size. Fotoğraf dün Daily Mail'de yayınlandı. Hindistan'da çekildi. Hindistan'da Madhya Pradesh'te çekildi. Fotoğrafı deklanşöre basan isim Avinash Lodi isimli 31 yaşındaki bir fotoğraf sanatçısı. Madhya Pradesh'te, Hindistan'ın Madhya Pradesh kentinde bir anne maymunun daha sonra ayağa kalktığı görüldüğü için bayılan diye kayıtlara geçmiş. Yavrusu için döktüğü gözyaşı, attığı çığlık, feryadı dondurulmuş durumda. Bu anı yakalayan fotoğrafçı Avinash Lodi, 31 yaşındaki genç fotoğraf sanatçısı Lodi, bu anı gördüğü anda deklanşöre basıyor. Fakat kendi ifadesine göre bir saatten fazla hiçbir şey söyleyemiyor. Kilitlenip kalıyor bu tepki karşısında, bu annenin yavrusuna karşı bu refleksi karşısında. Yine anlattığına göre bu fotoğraf çekildikten bir süre sonra başka maymunlar da bu anneyle bebeğinin yanına geliyorlar. Fakat bir süre sonra bebek canlanıp toparlanıp kendine geliyor. Anlaşılan o ki bayılmış, yani öyle anlaşılıyor. Ölmemiş yani. Fakat anne her yerde anne, bebeği her yerde bebek ve işte onun için verilen bu tepki, bu refleks sahiden de demek ki yani evrensel olduğu kadar aynı zamanda da bütün canlılar için de aynı demek ki. Buna baktığım zaman, yani bu kareye baktığım zaman, bu fotoğrafa baktığım zaman pek çok şey geldi geçti gözümün önünden. Özellikle de böyle birine hakaret etmek için hayvan dediğim anlar geldi geçti gözümün önünden. Hepsi için o hakaretleri geri alıyorum. Çünkü hayvanların aslında ne kadar vicdanlı varlıklar olduğunun belki de en açık göstergesi, en açık referansı bu. Peki bu fotoğrafı sizinle paylaşmak istedim. Dün Daily Mail'de yayınlandı. Dünya bu fotoğrafı şu anda konuşuyor. Sosyal medyada en çok gönderilen fotoğraflardan biri. Tolga Hocam, gel şu gazetelere bakalım birlikte. Bakalım neler yazmış gazeteler bugün bize. Günaydın, nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Eyvallah, canavar gibiyiz. Sabahla başlayalım bu bloğa. Sabah manşetinde pek çok gazetede var. Yeni bir yol haritası açıklayacağım diyor. Cumhurbaşkanı'nın kuvvet dönüşü uçak mülakatı. Bu uçak mülakatında ağırlıklı olarak tabii bölgesel meseleler var. İşte Suriye, YPG, ABD ile ilişkiler gibi meseleler var. Tabii kuvvetteki temaslarına ilişkin değerlendirmeler var. İç politika ilişkin olarak tek cümle aslında bu. Yani Sabah gazetesinin manşetinde gördüğümüz kadar aslında. Ben deşifrenin tamamını okudum sabah. Orada tıpkı ben başbakan olduğumda nasıl bir 100 günlük plan açıklamıştım. Efendim şimdi de 21 Mayıs'ta dediği şey olağanüstü kongre. Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık koltuğuna oturduğu gün. O zaman da bir yol haritası açıklayacağım diyor. İşte diyorlar 100 gün mü? Belki 100 gün, belki 6 ay. Bilmiyorum diyor o takvimi şimdi. Ama bir yol haritası. Bu yol haritasından sonra şöyle bir şey olacak. Onu ifade edeyim size.
bir regülasyon olacak. Bir rotasyon aynı zamanda olacak. Bu işte partinin, AK Parti'nin yetkili organlarından belki kabineye kaymalar olacak. Kabineden AK Parti'nin yönetimine kaymalar belki olacak. Beştepe'deki işte başdanışmanlar arasından yine bir şekilde kabineye, yani bakanlar kuruluna kaymalar olabilir. Yani üç önemli merkez var. Hem Beştepe'deki işte başdanışmanları da bu işte merkezlerden biri sayabiliriz. Bakanlar Kurulu kuşkusuz ki ve partinin yetkili organları MYK, MKYK. Bu üç önemli yapıda geçişkenlikler olabilir önümüzdeki dönemde. Belki onu göreceğiz. Yeni bir yol haritası dediği belki de budur. Ona bakacağız. Şu ismi tanıyanlar vardır belki, Hüseyin İleri. Allah rahmet eylesin. Tabii Mustafa Sandal'ın dedesi olarak verilmesi ne kadar doğru bilmiyorum. Mustafa Sandal'ı belki Hüseyin İleri'nin torunu olarak vermek gerekiyordu. Olsun. O da bizden olsun. 91 yaşında Hüseyin İleri vefat etmiş. Hatırlarsınız belki, şen şakrak neşeli de bir adamdı. Böyle ara sıra işte ilerleyen yaşında bazı televizyon mülakatlarına da katıldı. Orada şen şakrak neşeli tavırlarıyla da hatırlayacağımız bir isim. TRT'de yarım yüzyıla yakın çalıştı. Burada yazıyor. 22 yaşına girdiği TRT'de yarım yüzyıla yakın çalışan müzisyen, Türkiye'nin hafızasına sunucuların ve Hüseyin İleri cümlesiyle yer etmişti. Hüseyin İleri dün vefat etmiş. Bunu da sabahın birinci sayfasında görmüş oluyoruz değerli izleyiciler. Ve geldik Türkiye'nin milli silah sistemlerine. İDEF çok önemli. İDEF'i çok önemsiyoruz. Bizim ayağımızın üzerinde durabilmemiz, ayağa kalkmamız bakımından, egemen bir devlet olarak dünyaya meydan okumamız bakımından İDEF'i ben her açıdan çok önemsiyorum. Ethem Sancağ'ın şu sözü hiç unutulmamalı. Bir gülle bahar olmaz. Geçen, bu da 2-3 hafta önce BMC tedarikçiler toplantısında söylemişti. Gazetelere de yansıdı o söz. Bir gülle bahar olmaz şu demek. BMC kirpi vuran üretsin. Bayraktar silahlı insansız hava aracını üretsin. Efendim başka biri başka bir şey üretsin. Ondan sonra işte ne, otokar Altay üretsin. İşte Aselsan, Havelsan, Roketsan işlerini yapsınlar. Onlar ne gerekiyorsa yapsınlar. Savunma sanayiye başka iş adamları da girsin. Tek derdimiz şu. Bizim herhal ve şartta savunma sanayimizi %100 millileştirme gibi bir hedefimiz olsun. Başka türlü bize yaşam hakkı tanımayacaklar. Bakın durumun ciddiyetinin farkında mısınız bilmiyorum ama hep aynı örneği veriyorum. Hafızaları çakılsın diye bir defa daha vereceğim. Geçen ay sonlarına doğru 25'indeydi yanlış hatırlamıyorsam. Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri iki sınır dışı hava harekatı gerçekleştirdi. Sincar ve Karaçoka. Yani Irak topraklarına ve Suriye topraklarına, ki bu Cumhuriyet tarihinde ilktir. İlk defa vatan evlatları Mehmetçik iki yabancı ülke toprağında eş anlı dış hava harekatı yaptı. İlktir. 90 kadar teröristi temizledi orada. Barınma, sığınma ve cephanelik alanlarını yerle bir etti. Ve burunları bile kanamadan şükürler olsun ki evlerine geri döndüler. Şimdi bundan iki sene önce de terör vardı. 1983 Eylül Şemdinli baskınından beri PKK terör örgütü bölgede. Kimi zaman Şam'da oluyor, kimi zaman Beka'da oluyor, kimi zaman Kandil'de oluyor, kimi zaman başka yerlerde. Ama bölgede bize oradan saldırmaya devam ediyorlar. O zaman da bizim İncirlik'ten kalkan savaş uçakları, ZAP, Avaşin, Basyan, Hakurk falan, böyle hani anlatırız ya, böyle klasikleşmiş cümleler kalıplaşmış artık. İncirlik'ten kalkan savaş uçakları Avaşin, Basyan, ZAP, Hakurk bölgesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına işte bombalar yağdırdı. İcra etti görevlerini, başarıyla geri döndüler falan. Peki kaç terörist öldürüldü o saldırılarda, o operasyonlarda? Sıfır. Dağı taşı bombalayıp geri dönüyorduk. Niye?
İşte bunun tamamının nedeni bu işte. İnsan kaynağımız da yerli değildi. 15 Temmuz'da gördük kim olduklarını, o şerefsizlerin. Enstrümanlarımız da yerli değildi. Şimdi insan kaynağımız da yerli, enstrümanlarımız da yerli. Ancak böyle zaten ayakta durabiliriz, var olabiliriz. Savunma sanayi fuarında Milgem'in Pakistan'la ortak üretim için anlaşma imzalandı. Endonezya denizaltı projesine Türkiye de katıldı. Türkiye Pakistan birlikte Milgem, yani milli gemi üretecek. Türkiye tarihin en büyük savunma işbirliği anlaşmalarından Endonezya denizaltı projesine de imza attı. Endonezya denizaltısının ilk ikisi Türkiye'de yapılacak. Sadece Endonezya değil, Katar'a, dünyanın dört bir tarafına şu anda bizim arabalarımız, silahlarımız, gemilerimiz satılmaya başlandı. Ne kadar gurur duysak azdır. Peki. Peki, bir gazete daha. Şu ifadeye bayıldım. Şu ifadeye bayıldım. Saray değil külliye, söyledikleri külliyen yalan. CHP'yi saray karıştırıyor diyen Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı, saray değil külliye, söyledikleri külliyen yalan. Cumhuriyet Halk Partisi fokur fokur kaynıyor. Yani bir seçim daha kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi. Ve o kaybettiği seçim neticesinde de bazı isimler bayrak açmışlar. İşte Muharrem İnce mesela olan sükulta istemiş. Fikri Sağlar asıl tek adamlık bizim partide var dediği için disipline sevk edilmiş. Düne kadar kendi sözcülüğünü yapmakta olan Selin Sayıkböke partideki görevlerinden istifa etmiş. Gürsel Tekin çıktı dedi ki işte dedi bu saray dedi böyle yapıyor dedi bizim CHP'yi. Ya arkadaşım şaka mısınız ya? İşte bu saray böyle dedi, ne zaman başı dara düşse dedi CHP'yi dedi karıştırıyor. Yani ima ettiği o ki Muharrem İnce, Yalova milletvekili, Muharrem İnce Beştepe'nin emrinde, zaman zaman Cumhurbaşkanı'ndan aldığı talimat gereğince ortalık karıştırıyor. Selin Sayıkböke'yi oraya Beştepe atamıştı, görevlendirmesini geri çekti. Fikri Sağlar'ı Beştepe yönlendiriyor. Yani Deniz Baykal'a ya Cumhurbaşkanı adaylığını açıkla, açıklamayacaksan da kalk o koltuktan ben oturayım dedirten Erdoğan sanki. Ya sizin parti karışmış, karışmış. Siz farkında değil misiniz siz? Cumhuriyet Halk Partisi karışmış, karışmış. Bunun sarayla, köşkle falan ilgisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi karışmış, fokur fokur kaynıyor. Teşkilatlar falan hop oturuyor, hop kalkıyor. Kim gidecek, kim gelecek? Eski Kemalistler, hardcore Kemalistler, böyle katı Kemalist, ulusalcı, laikçi kadrolar, partinin FETÖ'ye teslim edilmesinden duyduğu rahatsızlıkları en iyi ihtimalle 3 senedir, aslında daha fazladır ama en iyi ihtimalle 3 senedir en yüksek perdeden dile getiriyorlar. Geri dönmek için gün sayıyorlar. FETÖ'nün kaset tertibiyle Deniz Baykal sadece görevinden olmadı ki. Baykalcı kadroların tamamını tasfiye ettiniz siz. Önder Sav, Şahin Mengü, Mustafa Özyürek, bir sürü isim vardı. Onların hepsi, Mehmet Sevigen, onların hepsini Sparta'dan tasfiye ettiniz. Şimdi bugün kongre olsa, Kemal Kılıçdaroğlu tabii mevzunun farkında, delegasyonu ona göre tertiplemiş durumda. Şimdi kongre olsa gene Kemal Kılıçdaroğlu herhalde kongreden genel başkan olarak çıkar. Çünkü delegasyonu kendine göre düzenlemiş durumda ama çıkamayabilir. Bunun sarayla, köşkle, yalıyla, villayla falan ne alakası var ya? Bayağı bildiğin sizin parti gitmiş. Dün Bülent Turan diyordu. Sen daha kendi partini yönetemiyorsun, bir de ülke yönetmeye talipsin diye. Vallahi on numara laf yani. Siyaset yapacağın zaman böyle yapacaksın. Şu şeyi de, şu denizdeki kazayı da göstereceğim. Bunu güneşten göstereyim. Denizdeki kazayı. Denizdeki kaza şu. Denizli Başsavcısı Mustafa Alper dün bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Şehit Başsavcı 15 Temmuz gecesi Denizli'deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama emri çıkaran isim. Yani 15 Temmuz'un
ilk refleks gösteren savcılarından biri. O günden beri de nefes almaksızın bu örgütle mücadele ediyor. 15 Temmuz gecesi de ailesiyle helalleşip yola çıkmıştı. Şimdi bu trafik kazası meydana geldikten sonra önce trafik kazasından bir gün önce şöyle şeyler yazıldı. Bunu görebiliyor musun? Bak diyor ki bu FETÖ'cü, Fethullah'ın köpeği. Hizmet, örgütten söz ediyor burada hizmet diyerek. Önümüzde ateşten bir deniz var. Atlarınızı ateşe sürün derse, yani şu bu şerefsiz, tartışmadan yapmamız gereken bir dönem diyor. Önümüzde ateşten bir deniz var. Atlarınızı ateşe sürün derse şu diyor, bunu böyle yapmamız lazım diyor. Peşinden bu trafik kazası meydana geliyor. Peşinden bu trafik kazası meydana geliyor. Trafik kazasından sonra şu Twitter mesajı. Denizli Başsavcısı, binlerce masum kadın, çocuk, genci içeri tıktı. Üstüne kamyon devrilmiş, ölmüş. Yaşasın zalimler için cehennem. Şimdi ne diyeceksin? Cumhuriyet Gazetesi haberi şöyle yapmış. İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti. Yuh be. Şimdi bu sevinç çığlıkları, daha sonra bu Tuncay Opçin cesedine bir tas suyu dökenin de avradını diye kendince göndermeler de yaptı. Bu Tuncay Opçin denilen köpek, FETÖ'nün köpeği. Şehit başsavcının şehit olmasından sonra atılan sevinç çığlıklarından anlıyoruz ki bu kaza öyle sıradan bir kaza olmayabilir. Bakın kaza olabilir. Sahiden de bir kamyonun bir arabaya çarpması gibi bir kaza da olabilir. Ama bu FETÖ'cü teröristler bu kadar mutlu olduğuna göre bu işin içinde bir iş olabilir. Size 2-3 örnek vereceğim sadece. Susurluk kazasını biliyorsunuz. Susurluk zaten kendisi başlı başına bir kaza sonucu ortaya çıkmıştı. 3 Kasım 1996'da bir kamyonla bir Mercedes'in işte Balıkesir Susurluk yakınlarında çarpışması sonucu ortaya çıkan siyasetçi, mafya falan filan ilişkileri. Ondan sonra bunun üzerine çok ciddi gidildi. İşte bugün CHP'nin genel başkan adaylarından biri olan Fikri Sağlar mecliste bu işin neticelenmesi için çok ciddi emek sarf edenlerden de biriydi. Aynı komisyonda Fikri Sağlar'la beraber görev yapan çok saygın isimler vardı. O vaktin Fazilet Partili milletvekilleri Mehmet Bedri İnce Tahtacı ve Mehmet Erkatmış gibi isimler vardı. Mehmet Bedri İnce Tahtacı benzer bir trafik kazasında hayatını kaybettiğinde Mehmet Erkatmış çıktı. Dedi ki ben bu kazanın kaza olduğunu düşünmüyorum. Susurluk Komisyonu'nun raportörü Hakim Akman Akyürek benzer bir kazada İstanbul Maslak'ta yine kamyonun altında kaldı. Orada feci şekilde can verdi. O zaman da aynı şey söylendi. MİT'çi o vaktin işte bu meseleleri en fazla kafa yoran isimlerinden birisi Ertuğrul Berkman bir kazada hayatını kaybetti. Şimdi Susurluk sonrasında Susurluk dosyası trafik kazalarıyla örtülmeye çalışıldı. 20 sene öncesinden söz ediyoruz ama hafızamız diri. O günleri çok net, çok bilgin biçimde hatırlıyoruz. Bazen bir pro sadece bir produr ama bazen olmayabilir.
önemli bir üs olarak gördüğü Kato Dağı'nı vatan evlatları Mehmetçik cehenneme çevirmiş durumda PKK için. O anları sizlerle paylaşacağız. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 30 yıldan beridir yanında beraber çalıştığı şoförüyle birlikte kuşkusuz ki bu trafik kazasının üzerinde çok ciddi bir suikast kuşkusu var. Buna ilişkin detayları da sizlerle paylaşacağız. Uyandırma servisi devam ediyor. Ayan burada. Memleketin havasını bize anlatmak üzere. Günaydın. Günaydın. Nasıl bir hava var memlekette? Şimdi Ersoy, biz atmosferle ilgili havayı sıfat koyarken önüne iyi, güzel, kötü, çirkin demiyoruz özellikle. Çünkü havanın iyisi, kötüsü, güzeli, çirkini olmaz ama güneşli bir atmosfer var ki bu da pek çok insanı sevindirecektir. Önümüzdeki günlerde artık ısınma periyoduna girdik şu an. Önümüzdeki haftaya kadar, önümüzdeki hafta ortasına kadar hatta. Dolayısıyla şimdi bugün başlıyor sıcaklıktaki artışlar, batı itibariyle başlıyor. 2-3 derece başlıyor. Doğuda, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da sağanak geçişleri hafifleyerek devam ediyor. Artık sistem doğuda ömrünü tamamlayarak Türkiye'yi terk edecek. Batı'da daha çok güneşli bir havayla karşı karşıya kalacağız ve sıcaklık artışı özellikle de ani bir artış Ersoy. Yine kısa süre içerisinde yaşanacak bir artış. Yükseliş trendi olmasına rağmen yine soğuk algınlığı riskini artıracak. Çünkü insan bünyesi maalesef inişlere ya da çıkışlara adapte olmakta zorlanıyor hava sıcaklığındaki. Ve bu zorlanma bizim daha fazla efor sarf etmemize sebep oluyor. Bağışıklık sistemimizi düşürüyor ve mikroplara, virüslere daha açık hale getiriyor bu değişikliğe adapte olabilme durumu. Dolayısıyla soğuk algınlığı riski artacak ve hava sıcaklığı yükseliyor ama Ersoy, gece sıcaklıklarda ciddi değişimler yaşanmayacak. Yani ne olacak? Gece gündüz sıcaklığı arasındaki fark artacak. Bu farkın artması da yine soğuk algınlığı riskini artıracak bir durum. Şimdi sıcaklık Mayıs ayı ortalamalarının üzerine çıkıp Temmuz ayı ortalamalarına kadar yükselecek. Cumartesi günü haftanın en sıcak günü olacak Ersoy. Bunlar önemli. Şimdi 27 derece ölçülecek cumartesi günü, günün en sıcak saatlerinde. İstanbul'da. Ankara'da bu rakam 30 dereceye çıkıyor. İzmir'de 31-32'lere kadar yükselecek bu rakamlar. Cumartesi günü için tabii ki ve haftanın en sıcak günü olacak cumartesi günü. Dolayısıyla şimdi gündüz güneşi görünce biz ne yapacağız? İnce giyineceğiz. Ama gece güneşin battığı saatleri itibariyle oldukça serin bir atmosferle karşı karşıya kalacağız ki bu da özellikle gündüz tişörtle çıkmışsak, hazırlıksızsak bizi ciddi anlamda zorlayabilir gece sıcaklıklar. Çünkü gece 11-12 seviyesinde, İstanbul'da 14-15 seviyesinde ama gece gündüz sıcaklık farkı arasında yine aşağı yukarı 13-14 derecelik bir fark anlamına geliyor bu. Dolayısıyla mutlaka hafta sonu sıcaklık artıyor, hafta sonu planlarınızı güneşe ve sıcak havaya göre yapabilirsiniz ama muhakkak gece güneşin battığı saatler için ince montlara, ince ceketlere, hırkalara ihtiyacınız var. Bu çok önemli Ersoy. Ve bugün için şundan da bahsedelim. Doğuda güneyli rüzgar hala devam ettiği için toz taşınımı var. Bu da hem görüş mesafesinin düşmesi hem hava kalitesinin düşmesi anlamına geliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde astım hastalarını ve alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Fakat bugün son, yarın itibariyle artık yüksek basınç merkezi tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak ki şu anda hali hazırda yurdun batısının etkisi altına almış durumda ve yüksek basınç geldiğinde biliyorsun hep konuşuyoruz. Atmosfer tabakalı yapıya geçtiği için sis oluşuyor. Ki şu anda gelirken dikkat ettiysen de bütün vadilerde sis vardı. Dolayısıyla hafta sonu yurdun batısında sis hayatı ve ulaşımı da olumsuz yönde etkileyebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu tercih edeceklerde gecikmeler, seferlerde iptaller olabilir. Dolayısıyla buna karşı da tedbirli olmak gerekiyor. Yine astım hastaları ve alerjik bünyeler için sis hava kirliliği anlamına geldiğinden de bir yandan yine sağlıklarını tehdit edici bir unsur. O yüzden olabildiğince böyle günlerde, sisin arttığı günlerde evleri, kapalı ortamları öğle saatlerinde havalandırmaya özen göstermek gerekiyor. Ve yine
Biliyorsun sert bir kış döneminden çıktık. Dolayısıyla D vitamini ihtiyacımız hala da yerine gelmiş durumda değil. Ve güneş de yaz dönemi gibi zararlı hale de gelmeden saat 12-1 aralığında 10 dakika dirsekler ve dizlerin aşağısını güneşlendirmek önemli bir D vitamini depolayıcı görev görecektir bu dönemde. Dolayısıyla hafta sonu bugünden itibaren yurdun batısında pazartesiye kadar güneşten bolca faydalanmak önemli. Olabildiğince güneşin tadını çıkartın diyoruz biz ve böylelikle noktalıyoruz artık. Teşekkürler Elif Hanım. Sağ olsun, var olsun. Aktardığın bilgiler değerlendirmeleri için. Elif Hanım anlattı bize memleketin havasını. Şimdi sizi Konya'ya götüreceğim. Konya'da 3 boyutlu yazıcı ve iş makinelerinin geldiği son durumu izleyeceğiz birlikte. Binlerce öğrenci robot yarışmasına katıldı ve o robotlar bakın hünerlerini nasıl sergiledi. Bizden çok çok iyiler, bizden çok çok daha başarılılar. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği aydınlık. 14 ülkeden 3240 öğrenci ve öğretmen, 2834 robot. Konya 11. Uluslararası Robot Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Bu gençler Türkiye'nin geleceğinin teknoloji tasarımlarının sahibi olacak. Birbirinden ilginç robotlar üreten gençler tasarladıkları robotları bu yarışma sayesinde dünyaya da tanıtmış olacak. Endüstriyel robotik kol 3 boyutlu yazıcılar iş makineleri. Öğrencilerimiz bir iş makinesinin maketini yapmak istediler. Pneumatik sistemle ve elektrik motoruyla basit bir elektrik makinesi yapmak istedik. Ekskavatör, iş makinesi. Normal bir ekskavatörün yaptığı bütün işleri yapabiliyor. Kafasının sağa sola dönmesi, paletinin ilerlemesi, kendi etrafında dönmesi, gücü kaldırması. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tasarımları dikkatle inceledi. Gençlerden umutlu. Hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayal edeceğiz ki hayalimiz bir gün gerçek olsun ve hayat bulsun. Tamamen kendimiz tasarladık. Parçaları olsun, şey olsun, robotumuz olsun. Yani normal bir insan eline benzetmeye çalıştık yani kullanım açısından. Flex sensörleri var burada elin üzerinde. Yani bir el aynı komutu yaparken diğer elde aynı komutu yapma şeyi var. Yani diğer eli olmayanlar için protez kol olarak da kullanılabiliyor aynı zamanda. Zemin rengini alarak renk değiştiriyor. En önemli özelliği bu. Ve kamuflaj özelliği taşıyor. Ve ileride savunma sanayinde kullanılabilecek bir tasarımdır bu. TÜBİTAK birinciye 7500, ikinciye 6000, üçüncüye ise 4500 lira ödül verecek. Bizim hayatımızın neredeyse bir parçası. Yani her gittiğimiz yerde birinin yanına oturduğumuz anda tak diye sana bir çay söyleyeyim mi olur. Akşamları sohbet ederken, zaman geçirirken önümüzde bir çay durur. Kahvaltıyı onunla yaparız. Yani hayatımızın vazgeçilmezi. Peki çay bu topraklara nasıl ve ne zaman geldi merak ediyor musunuz? Hadi bakalım. Hey gel. Yıl önce bir Çin imparatorunun sıcak su dolu bardağına yaprakları düştü. Yıllar içinde tadı da değişti, şekli de. Anadolu topraklarına, masalarımıza gelişi ise tam 140 yıl öncesine dayanıyor. Belki de bu yüzden çay bizim için sıradan bir sıcak içecekten çok daha fazlası anlamına geliyor. Her yudumda tarih, her yaprağında bereket var. Hayatımıza gireli tam 140 yıl oldu. 1853 ile 1855 arasında biz bir Kırım Harbi yaptık. İngiltere ve Fransa'nın askerleri İstanbul'a geldiler, yerleştiler aileleriyle birlikte. Tabii kendi gündelik alışkanlıklarını İstanbul'a getirmiş oldular. İşte bu alışkanlıklar içerisinde birisi de çaydı. Çay kahvenin ardından giderek popüler olunca Osmanlı duruma el attı. Sultan II. Abdülhamit zamanında 1894 yılında çay ekimi için teşebbüse geçildi. Tohum filizlendi. Devletin 2. Abdülhamit zamanında bizzat çay yetiştirmeye soyunduğu da vaki. Mesela eldeki verilerimize göre ilk teşebbüs 1888 yılında devlet eliyle çay tarımı yapılmak isteniyor. Japonya'dan getirilen çay fidan ve tohumları Bursa'da ekiliyor. Çayın da kendince bir sunumu var elbette ama çaydanlığın, bardağın alnına öpücük kondurması yıllar sonrasını bulmuş.
İlk dönemlerde Osmanlı'da çay fincanla içilmiştir. İnce belli olması, işte onun bir güzel kadının vücudunun simgelemesi gibi bir görüntü. Öte yandan işte çayın eğer şekerli içilecekse çayı karıştırırken kaşığın çıkarmış olduğu o melodi, mesela melodi güzel bir ayrıntıdır bizim kültürümüzde. Hey! Bu haberi izlerken bir yandan da Seyhun'la dedikodu yapıyorduk. Dedikodu konularımızın birincisi ince belli bardak meselesi. Bu ince belli bardak meselesi bir aynı zamanda şeye dönmüş durumda. Fetişleştirilmiş durumda da. Böyle hani bazı yerlerde sahiden duyarım. Yani ben de mesela söylerim küçük cam bardakta içmek istiyorum falan diye. Fakat kimisi sanki böyle takıntı halinde ince belli bardağınız yoksa ben burada çay içmeyeceğim falan. O kadar da değil, yapmayın gözünüzü seveyim. O kadar da değil. İnce belli bardak meselesi nereden çıkmış? Onu konuşuyorduk az önce. O da şu, bardağın yapısı itibariyle ortası daha dar, üstü açık, altı açık ya. Alt tarafta çayı sıcaklığını muhafaza etsin diye, o işte boğaz kısmının alt tarafında çayın sıcaklığını muhafaza etsin. Üst tarafta da içebilecek kadar soğuk olsun diye tasarlanmış deniyor. Eğer yanlışlıkla yapmadılarsa. Bu olabilir. İkincisi, ikinci bilgi de Seyhun verdi. Onu sahiden de bilmiyorum sahiden böyle bir veri var mı? Biliyorsunuz bu şeylerde hani Instagram'larda falan fotoğraf paylaşılır ya. Hani genellikle kitap kahve, işte iyi bir dergi kahve, efendim, bir gazetenin küpürü kahve falan. Böyle kahveyle fotoğraf paylaşma seremonimiz vardır bizim. Hatta mesela bir karikatür vardı, o efsanedir. Kürk Mantolu Madonna kitabının fiyatını soruyor şeye. İşte satın almak isterseniz diyor 20 lira. Kahveyle fotoğraf çektirmek isterseniz 5 lira diyor. Ve kahveyle fotoğraf çektireyim diyor o da falan mesela. Öyle bir karikatür vardır. Bizi çok iyi anlatır bu tablo. Seyhun diyor ki kahveyle fotoğraf çektirirler ama diyor adisyonlara baktığın zaman diyor istatistik başka söylüyor. Hep çay içmişler meğersem oturdukları yerde. Fotoğrafı kahveyle veriyorlar ama içtikleri şey aslında çaymış. Bunu da ek bir bilgi olarak sunmuş olalım. Hollanda'da Türk asıllı Zeynep isimli bir kadın 7 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı bir müzede bir anda ünlü oldu. Onu sanat dünyasının en çok konuşulan kişisi haline getirense tesadüfen çekilen bir kare fotoğrafıydı. Adı Zeynep, Hollanda'da yaşayan bir Türk kızı. Bu fotoğrafıyla ünlü oldu. Fotoğraf sanatçısı Kees Winnekendoogt, Hollanda'nın Utrecht kentinde Merkez Müze'de sergi hazırlığı yapıyordu. Temizlik işçisi Zeynep'i gördü. Fotoğrafını çekmek için izin istedi. Fakat bu fotoğrafın sergisinin kapağı olacak kadar sevileceğini tahmin etmiyordu. Sanatçı Zeynep'ten bu fotoğrafı sergisinde kullanmak için izin aldı. Böylece Zeynep isimli kadın 7 yıldır çalıştığı müzede bir sergide yer almış oldu. Sanatçı o fotoğrafa Zeynep'in görünüşü ismini verdi. Hollandalı bilim insanları yeni bir araştırmanın tam ortasındalar. Araştırmanın konusu siyah beyaz çizgilerin baş ağrısına iyi gelip gelmediği meselesi. Bir takım bayrağı, nostaljik bir film ya da aslanlar tarafından kovalanan güzel zebralar. Zebraları görünce geriliyor musunuz? Hayır, hayır. Çok seviyorum onları. Ben belgeselleri çok severim ya. Siyah ve beyaz sizin için ne ifade ediyor bilmiyoruz ama Hollandalı bilim adamlarının son araştırmasına bakılırsa baş ağrıtıyor. Görüyorum ki siyahı seviyoruz kıyafetlerinizden. Seviyorum. Peki siyah beyaz çizgili şeyler sizde bir gerginlik yaratıyor mu? Hayır. Bilim adamlarının böyle bir çalışması var. Bilmiyorum. Migreni tetikliyormuş. Bilmiyordum. Zebralar? Hayır. Modanın rüzgarındaki hanımlar için güzel bir desen ama beyinde yarattığı titreşimler biraz farklı. Siyah beyaz çizgili şeyleri seviyor musunuz? Çok seviyorum. Şekil ağda görüldüğü gibi. Sizde bir gerginlik yaratıyor mu? Yok, bence yaratmıyor. Araştırmada siyah beyaz çizgili şeylerin beyin dalgalarını tetiklediği ortaya çıktı. Sizde rahatsızlık yaratıyor mu siyah beyaz çizgili? Hayır. Herhangi bir migren, baş ağrısı, bir gerginlik? Hayır, yaratmıyor. Duruma tuttuğu takım düzeyinde bakanlar da var. Efendim, siyah beyaz çizgili ürünler sizi geriyor mu? Hayır, germez. Siyah beyaz germez beni. Hangi takımısınız? Galatasaray.
O zaman sizi başka bir rengin çizgilisi geriyor olmalı. Evet, sarı lacivert çok gerer. Meseleyi daha farklı yorumlayanlar da. Siyah beyaz migreni artırsa Beşiktaşlılar ölür hepsi. Amerika, Florida'da yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğunu konuşuyor şu anda. Kız çocuğunu kahraman yapansa timsahtan kurtulma hikayesi. Hayvanın burnuna parmaklarını sokarak sakın denemeyin. Timsahtan nasıl kurtulduğunu göreceğiz kız çocuğunun. Adı Juliana Ossa. Amerika Birleşik Devletleri Florida'da yaşayan 10 yaşındaki bu kız çocuğunu konuşuyor. Çünkü timsaha yem olmaktan inanılmaz bir yöntemle kurtuldu. Juliana cuma günü Orlando'da göl kenarında ailesiyle piknik yapıyordu. Timsahın saldırısına uğradı. Göl kenarında otururken timsah bacağını ısırdı. So I started punching its forehead. It still wouldn't let go. The tip of their nose. O anda aklına eğlence parkına timsah eğitmeninden öğrendiği yöntem geldi. I stuck my fingers up its two nostrils and it had to open its mouth and let my leg out so it could breathe. Küçük kız hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok korkmuştu ama neyse ki durumu ağır değildi. Tedaviden sonra evine gönderildi. Bacağı sarılı halde iyileşmeyi bekliyor. Florida Balık ve Vahşi Yaşam İdaresi ise saldırgan timsahı bularak iğneyle uyuttu. Diyor ve saygıyla özlerinizden ayrılıyoruz. Birazdan moderatör haber kuşağında Beyza Akan gelecek ekranlarınızda saat 11'de Allah nasip ederse yine biz Hikmet Genç'le günün manşetinde sizlerle buluşuyor olacağız.